Bunu kapat. Şunu seç. Yayın başladı. Senin sesi falan kontrol edelim hocam şimdi. Tamamdır hocam. Şu linkleri paylaşayım ben hemen. Şunu gönder. Gönder. Sabitle. Buradan bizim anons grubuna gönder. Oradan da paylaş. Herkes yayın başlamadı yazmış. Lan 2 dakika sabredemiyorlar. İşimiz var kardeşim ya, işimiz var. Hocam ses Anlıyorum deneme verir misin, ses deneme? Ses nasıl hocam, geliyor mu? Bir tık daha alıyorum yukarıya doğru. Tekrar. Ses geliyor mu? Deneme. Oo, Allah'ım sesin güzelliğine bakar mısın ya? Kalite akıyor resmen. Hocam şimdi arkadaşlar gelecek yavaş yavaş. Ben hemen karşılama mesajları falan ıvır zıvır. Ondan sonra hemen konuşmamıza geçeceğiz. 2 saniye idare et bizi. Tamamdır, top sende. Efendim Golden Tate YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Yeni bir canlı yayında tekrardan birlikteyiz. Girişte sağda, solda, aşağıda, yukarıda bulunan like butonuna basıp yavaş yavaş yerlerimizi alıyoruz. Evet, Engin Bey de burada. Kıymetli kaptan. Burada bizlerle olacak bu akşam. Kıymetli bir yayın olacak. Çünkü kripto paraları ekosistem anlamında, yani projeleri bazlı analiz edeceğimiz, mümkün mertebe en iyi potansiyellerin ne tarafta olacağı ile ilgili derin detaylı konuşacağımız, hem de bol bol sohbet edeceğimiz, yatırımcılık anılarımızdan bahsedeceğimiz, gülüp eğleneceğimiz bir yayın olacak. Yayın esnasında bana beğen butonuna basın falan, bunları dedirtmeyin. Siz birbirinizi o tarafta hemen alttan dürtüklü olursunuz yorumlarda. Yukarıda sabitlenen linklerde Twitter hesaplarımızı bulabilirsiniz. Hem Golden Trade YouTube Golden Trade kanalının, yani YouTube kanalının Twitter hesabını bulabilirsiniz. Hem de kaptanın, Engin hocamızın Twitter hesabını bulabilirsiniz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın hocam? Vallahi sağ ol, Allah razı olsun. Herkes durmadan part 2 nerede hocam, ne zaman olacak yayın diye sonra 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 en sonunda tarihi erkene aldırttılar. Biz de Yani seni biraz cevap. sıkıştırdık işinin gücünün arasında. Sağ ol, Allah razı olsun. Bizi de kırmadın, yine geldin. Estağfurullah hocam. Hayat nasıl gidiyor? Yatırımlar nasıl gidiyor? Son söylediğin projeler, yayında verdiğin projeler 2x, 3x şeyler diyordun. Gittiler. Gittiler hepsi neredeyse. O verdiğin Fiyatlar isimlerin yeniden hepsi yükseldi değil 2x. mi? Alan vardır herhalde. 2x'i çok rahat gördük hepsinde. Ben almadım ya. Aa, geç kalmışsın. Ben yetişemedim hocam. Analiz yapıyorduk. Uğraşıyorduk bir sürü. O yüzden... Güzel geldi. Bayağı kıymetlendi. Arkadaşlar şimdi yorumlarda görüyorum yorumlarınızı. Ben birazdan yorumlarınızı okuyacağım. Yayın esnasında sorularınızı yoruma yazabilirsiniz. Ben yorumları mümkün mertebe, özellikle dikkat çeken yorumları dikkatli bir şekilde buraya not alıyor olacağım. Bütün yorumları cevaplamaya, bütün soruları cevaplamaya çalışacağız. Süper Chat müzik çalmıyor. Yani John Cena müziği çalmıyor ama Süper Chat görseli var. Süper Chat normal tıklama yapabilirsiniz. Bir sorun, sıkıntı yok. Yayını bölmeyecek. Bu yayın özelinde ben Süper Chat'in sesini kapattım. Bugünlük John Cena'yı sadece GIF olarak izleyeceğiz. Hakkınızı helal edin artık. Artık yavaştan başlayacağız. Siz şu butonlara falan basın, millet yavaş yavaş dolsun. Ondan sonra başlayalım. Şimdi hocam, senin bu verdiğin projeler hangileriydi? Geçen yayın hızlıca mobil ve helyumla konuştuk. Helium HNT. Onları bir aynen HNT ve mobili konuşmuştuk. Goldfinch'in de ufak bir girişini yapmıştık. Düzeltme bekliyoruz demiştik. Bir haftadır güzel bir düzeltme de yaptı. Biz geçen yayını ne zaman yapmıştık ya? Ayın kaçıydı? Dur bakayım, bizim mesajlardan bulurum ben Geçen şimdi. Perşembe olması lazım. Şurada. Aynen geçen Perşembeydi. Şurada yapmışız hocam. Bayağı bildiğin 2x ya. %110 yapmış. Aynen öyle valla. ANT. Diğeri neydi hocam? Diğeri mobile ama o şeyde yok. He. TradingView'a daha girmedi. O kadar gem proje. 1D'ye de var o da. Buradan çıkmıyor ama. Doğrudur. Daha hiçbir borsaya girmediği için TradingView'da çıkmıyor. Peki Bitcoin tarafında ne düşünüyorsun ya? Gelir mi bir sağlam düzeltme buralardan, yoksa son bir yine milleti gaza getirecek, yukarı doğru 3-4 bin dolar sallayacaklar mı? Valla 42'nin üstüne çıkmasaydı ben bayağı 32'lere kadar 30'lara kadar bekliyordum ama şu an 42'nin üstünde bayağı sağlam kapatınca en fazla olsa olsa 39 olur diye düşünüyorum. Ha, düzeltmeler. Aynen yani çok bilmiyorum, büyük bir olay olması lazım düşmesi için. Yani büyük bir olay olmazsa zannetmiyorum artık düşeceğini. Belki büyük bir olay çıkarırlar. Yani bu da tier 1 borsalardan bir tanesinin kapanması demek. O kapanırsa o zaman güzel bir büyük bir olay olur. O zaman patlatırlar değil mi ortalığı? O zaman zaten bir 3-5 ay ileri atarız bizi. Dur bakalım. Bitcoin ile şunu yazayım da. Evet. Konuşacağız. Oğlum yayını onda başlatın diyorsunuz. Yayını onda başlatıyorum. Yoksunuz ortalıkta. Adamın asabını bozuyorsunuz ha. Bundan sonra sizin dediğiniz hiçbir şey yapmayacağım kardeşim. Ya geçen yayın tepeme bindiler. Bir sürü laf ettiler bana hocam.
Yok ya, yine 11'de açıyorsun. Yok 10'da açsan daha iyi. Anket yapıyorum, herkes diyor 10 10 10 10. 22'ler havada uçuşuyor. Bak yayını 22'de açtım, hiç kimse yok. 11'de açacağım oğlum yayını bundan sonra. Vicdansızsınız siz. Beni kandırıyorsunuz hep. Vallahi ya. Bak güzel like'lar geliyor. Herkes like atıyor yani. Tabii o kemik kadro can. Onlar has adam. Valla Adamlar seviyor ortam, bizi. aile ortamı yaratmışsın hocam. Çok güzel. Eline emeğine He, bu sağlık. arada sen nasıl buldun takipçileri ya? Sorular genel itibariyle, ilgi, alaka. Twitter'dan falan takip ediyorlar mı seni? Soru soruyorlar mı? Bir şey diyorlar mı hiç? Aynen geldi arkadaşlar. Güzel sorular da soruyorlar. Çok yani sorular gerçekten çok mantıklı, çok detaylı sorular. Yani spot herkes biliyorsun bu zamanlarda temele çok dikkat etmez. Temele genelde boğada dikkat eder. O da şey için hangisi daha çabuk yüksek x yapacak diye. Yani yatırımcıdan ziyade kumar kafası çok olur. Ama grupta gerçekten çok güzel sorular var. Tam yatırımcı soruları. O zaman ben artık ekranı veriyorum. Artık başlıyoruz. Hazırsak, hazır mıyız? Herkes bir startı versin abi. Bir göreyim. Şu yorumlara bir startı yağdırın. Herkes bir startı versin, başlayalım. Twitter'da sorular var. Ben daha onlara bakacağım. Alayım start alayım, start alayım, start alayım, start alayım. Herkesin startını alayım. Daha kalabalığız, daha kalabalığız. Start alayım, herkesi göreyim. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Evet hocam, şimdi tekrardan hoş geldin. Arkadaşlar, The Hoş bulduk Kaptan hocam. bugün bizim misafirimiz Engin hocam. Twitter'dan birçoğunu sanıyorsunuz, artık önceki yayında tanıştık. Yani zaten takip etmek isteyenler için ben linki de sabitlenen yorumlara bıraktım. Genel itibariyle güzel bir yayın olması için elimizden gelen çalışmaları sürdürüyoruz. Mümkün mertebe Kaptan hocamla detaylı şekilde konuştuk. Arkadaşlar en kıymetli bilgileri, mümkün mertebe onların en çok kazanç sağlayabileceği, en çok para kazanabileceği ne varsa onları getirelim. Ona çalışalım hocam beraber dedim. Ya dedi, bizim doğuştan çabamız o dedi. Yani bu adamları köşeye döndürmemiz lazım bizim. Niyetimiz bu. Bunun üzerine konuşacağız. Mümkün mertebe 2024'teki en iyi projeler hangileri olabilir? Hangileri yükselebilir? Nasıl yükselişler gelebilir? Keza Twitter'da biliyorsunuz tweet attım ben. Konuyla ilgili bugün yayın olacağıyla ilgili. Onun altına sorular geldi. O sorulardan soracağım hocama. Bunun dışında karşılıklı sohbet edeceğiz. Benim merak ettiğim bazı şeyler var. Onları soracağım. Yine vakti varsa, yorumlamak isterse, biliyorsunuz dün bir tweet attık, bir altcoin paylaştık. Biraz linçleyen oldu, biraz işte olur diyen oldu, olmaz diyen oldu. Kafalar karıştı. Nasıl yani 350 falan, biraz abart, bokunu çıkarma hoca falan diyen oldu. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduktan sonra ben bunu kaptana da soracağım. Bakalım o ne diyecek. Ne düşünüyor? Ondan da görüşlerini almak istiyorum. Dolandırıcılık mı diyecek, iş yapar mı diyecek. Bakacağız, hepsiyle ilgili konuşacağız. Hocam şimdi aslında sorulara gelmeden önce ben biraz daha böyle şu tanışma olayını biraz derinlemesine böyle incelemek istiyorum. Yani oranın derinlerine inmek istiyorum. Senin bu trade işlerine başlama nasıl oldu hocam ya tam olarak? Nasıl tanıştın yani? Ama ben trade'e açıkçası hala başlayamadım. Trade çünkü şey geliyor bana biraz yorucu, çok fazla detay bilmek gibi geliyor. Ben hani yatırımcıyım daha çok. Ben erkenden hani göreyim, alayım. Trade'i sadece nerede satacağımı bileyim. Bana yeter gözündeyim trade tarafında. Ya, kriptoya farklı katıldık. Yani çok erken tanıştım aslında Bitcoin'le. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum da 2012'de Vietnam'da denk geldim Bitcoin'e. Öyle tanıştım. Bir Bayağı ödeme eski. yapacaktım ama aynen yani denizciyiz zaten geziyorduk. O ara PayPal yasaklanmış Türkiye'de. Türkiye bankaları çıkartılmış piyasadan. Kredi kartım da geçmiyor orada. Dolar vereyim diyorum. Exchange yok diyor. Lokal para alıyoruz diyor. Nasıl dedim ben alacağım, alışverişi yapacağım. Bakkal dükkanı, küçük bir bakkal dükkanı. Döndü dedi Bitcoin denen bir şey var dedi. Sanal para onunla ödeyebilirsin dedi. O ne dedim? Bitcoin dedi işte sanal para. Ben bunu şey zannediyorum hani PayPal'daki ödeme yöntemlerinden biri zannediyorum. İşte bir girdim baktım Kıbrıs'ta bir tane site var merdiven altı. Bitcoin açıyor gönderiyor ediyor. 8 dolardan aldım böyle 15 tane Bitcoin. İşte markete gönderdim. Bana verdi. Aa dedim ne güzel bir şeymiş. Ben de alayım dedim. Aldım ya bakıyorum araştırıyorum hiçbir şey yok. Twitter'a bakıyorum kimse bilmiyor. Bitcoin yazınca hiçbir şey çıkmıyor. Birkaç tane Rus çıkıyor. Facebook'ta birkaç video çıkıyor sadece izle diyor bir Bitcoin ödül gelsin 30 saniyelik videoya. Böyle bir dönemdi. Ya, hatta millet konuşuyor işte bana diyor 500 dolar ver diyor sana diyor işte 1000 tane Bitcoin göndereyim falan. Forumlarda var yazılar. Dedim herhalde bu güzel bir şey. Bir 1000 tane alayım dedim bir kalsın. Aldım ama merak da ediyorum. Hani bir grafik var artıyor azalıyor. Yani ertesi gün bir baktım 7,5 dolara düşmüş. Lan dedim 500 dolar para kaybettik. Sanal para mı olur? Bu sıfırlanır dedim. 7,5 dolardan hepsini sattım çıktım. Oh maşallah. Aradan
Aradan yıllar geçti. İşte bir torrent sitesine ödeme yapacağım. Ödemeyi PayPal'la değil de işte Bitcoin'le yapıyorlar. Baktım işte 0,5 Bitcoin'e işte 1 yıllık mı 6 aylık bir üyelik var. İyi dedim bunu yapayım. Yaptım öyle bir işlem. Sonra dedim ya bu 400 dolara çıkmış. Bu 800 dolardı. Şey 8 dolardı. Kaç kat yükselmiş. Oradan dedim hani biraz daha yatırım yapayım. Aldım biraz. Ondan sonra baktım 600 dolara çıktı. Oh dedim %50 güzel kar. Çıkalım gitsin. Öyle bir sattım. Yine Sonra bakıyorum yine sattım. Kapattım bundan sonra. İyi dedim %50 aldık. Neyse. Bir devam ettik. Geçtik. Aradan geçti yine birkaç sene. Bir baktım artık 3.000 dolar, 4.000 dolar yükseliyor. Dedim ya bu 400 dolardı bırak 8 dolardı. Ben bunu bir öğreneyim dedim. Bu ne işe yarıyor? Bunun teknolojisi ne? Mantığı ne? Prensibi ne? Öyle diye diye başladık. Yani Bitcoin'le tanışma hikayem aslında böyle biraz trajikomik. Vallahi çok garip olmuş hocam ya. İyi. Bin tane sattın ha. Vay be. Dursaydı şimdi Kararına yayına kapattım diye. dağıtırdık birkaç tane. Dursa beni herhalde kimse bulamazdı. İlginç olan da şu video izliyorduk bir Bitcoin geliyordu yani 30 saniyelik 60 saniyelik videolar vardı. Evet. Bitcoin forumda bunlardan ödül falan geliyordu. Allah Allah ne olduğunu bilmiyorsun ki bir tane cüzdan var. Hatta ben bir borsada küsuratlar vardı böyle gönderme yapmıştım bir yere. Evet. 12-13 Bitcoin kalmıştı. Bu küsurat ne yapacağım bu 12-13 Bitcoin dedim. Böyle bir borsada duruyor. Ama borsayı bulamıyorum hangi borsa o. 4 yıldır arıyorum daha bulamadım o Nasıl git kapanmıştır Allah bilir nerededir yoktur ortalıkta. borsayı. Aynen öyle. Evet arkadaşlar arza sokulamayacak 12 bitcoin'imiz daha var. Biraz daha rahatız. Öyle Fiyat daha fazla milyonlarca yükselir. Bitcoin var bence. Pardon öksürük. Peki hocam şimdi bu peki ekosistemler yani kripto paraların projeleri bu kadar detayına inmen orada o heyecanı nasıl buldun? Yani orası nasıl ilerledi bu kadar? Orası şöyle ilerledi. Yani ben borsa tarafında da yatırım yaparken hep şeye bakarım. Şirketin geleceğini, sektöre bilmem neye. Sonra kendim de bir borsa mantığını bir kriptoda dedim bir şey yapayım, inceleyeyim. O ara çok fazla YouTube videosu izliyordum. İşte birkaç Amerikalı fenomen vardı. Onları çok takip ediyordum. Sonra ben dedim hani bu işi temeline kadar öğrenmek lazım. Hani nedir mutfağı, ne değildir. O derken bir tane Hintli projeye denk geldim. Oraya Ethereum çıktı işte. Miningler falan. İşte denizcisin. Çok fazla bilgisayar başına duramıyorsun. Çok da şey yapamadık. Ethereum'a odaklanamadık. Sonra işte projeler çıkınca bir tane girdim Telegram grubuna soruyorum. Hani siz nesiniz? Ne yapacaksınız? Hani kendimce zihnimde bir analiz yapmaya çalışıyorum. Admini döndü. Hani ben blockchain bu kadar hakim değilim. Herhalde dedim bunlar çok büyük adamlar ki kripto para çıkarmışlar yani. Gözümüzde öyle büyütüyoruz adamları. Evet. Yani neredense adam yazdı özelden. Yani dedi hangi projede görev alıyorsun? Dedim ben projede görev almıyorum. Necisin? Yatırımcı. O zaman dedi birkaç sorumuz var yatırımcı gözüyle. Bir şey yapar mısın? Yorumlar mısın? Bilmem ne misin? Derken bir baktım Space'lere katılıyorum. Ben adamların yerine projeyi ben anlatıyorum topluluğa falan. Öyle çok ilginç ilginç gelişti. İster istemez kendimizi mutfak tarafında bulduk. Ya zaten kripto paralar da böyle oluyor, değil mi? Yani ben birkaç arkadaşla daha böyle konuştum. Yine senden iyi olmasınlar. Onlarla da böyle biraz geçtik dedik. Nasıl olmuş? Nasıl başladın? Hani herkesin bir hikayesi var kripto paralarla. Mesela şu an dinleyenlerin de tanışma hikayeleri var. Belki ileride onlar da daha fazla haşır neşir olacak. Ya herkes aslında başlayan hiç kimse de böyle ben bunu bir meslek haline getireyim yok. Konuştuğum hiç kimse de buna denk gelmedim ben. Görüntü olarak genelde hani yatıralım, para kazanırız, işte yatırım yaparız gibi bir durum oluyor. Sonra İnsan böyle bir ilgi çekiyor orada detaya inmek istiyor. Detaya indiği zaman da zaten ıssız bir deniz orası ya. Orada kaybolunca Kişi işler. tanıyorum ben bunu. Bir tane sınıf arkadaşım yine o da kaptan. O da 2010'da 2011'de çok ciddi alımlar yaptı. Yani 10 bin Bitcoin, 20 bin Bitcoin topladı. O 2017'de bir ATH yaptı ya babada. Evet 20 bin dolar. Evet. O zaman bütün hepsini sattı. Herif 6 yıldır ne Bitcoin'in grafiğine bakıyor, ne fiyatına bakıyor. Tamamen hayatını değiştirdi. Emekliliğini ilan etti herif 30 yaşında. Bir onu bilirim yani. Hep herkese de söyledi. Alın oğlum bu çok artacak. Biz de diyorduk yani sanal para. Bak ben diyordum hatta para kaybettim. 500 dolarımı yedi falan diyordum. Ben hesap Bir onu makinesine tanıyorum tıkladım. yani. Hesap makinesini açtım şu an basıyorum. Oy. Evet arkadaşlar hesapladım 570 milyon dolar ediyor. 30 bin Bitcoin sattıysa. Güzel paralar kazandı. Yani ne yaptı bilmiyorum. Bir ara Nijerya'da fabrika açmıştı falan. Öyle takılıyordu. Benim karşıma bak sana bir şey söyleyeyim ciddi manada söylüyorum. 2019 yılına kadar karşıma hiç çıkmadı biliyor musun? Ve ben çok şaşırıyorum buna. Bak internette çok haşır neşirim.
Baya yani ben lise öğrenimimi de bilgisayar üzerinde tamamladım. İnternette çok ya web tasarımla ilgileniyordum. Oyun aşırı derecede oynarım. Ne bileyim çocukluğumuz internet kafede geçti bizim. Yani yaş olarak ben senden ufak. Çocukluğumuz internet kafede geçti. Hani benim karşıma hiç çıkmadı biliyor musun? Bak hiç karşıma çıkmadı. Bir Ya benim yerde denk Twitter gelse açma banka sebebim alırdım yani. oydu. Nasıl? Twitter açma sebebim oydu. Vallahi. 2012'de Twitter'a girdim sadece Bitcoin nedir bulabilmek için. Sadece bir tane eleman vardı. Her gün tweet atıyordu. Bitcoin bugün bu kadar. Ve hatta ertesi gün adam bekliyordu ki Bitcoin kaç para olmuştu fiyatını öğrenelim diye. Ya Forum bile yemin indiriyordu ediyorum çünkü ot gibi fiyatları. yaşamışız ya ot gibi ya bizim karşımıza çıkmadı abi. Yemin ederim ot gibi yaşamışız. Peki hocam şimdi gelelim bizim konulara. Ne düşünüyorsun bu 2024 için? Nasıl olur? Var mı aklında bir şey? Yani altcoin'ler bazı konuşmuyorum. Piyasa hakkında genel itibariyle kripto hakkında ne düşünüyorsun? Ya kripto para sektöründe bence şu ETF'ler hani Ocak'ta mecbur artık yayınlanacak ve reddetme ihtimali yok Sekin. Bence kabul edecek ama önemli olan stabil coin'ler olacak. Stabil coin yasası çıktıktan sonra ciddi bir değişiklik olacak. Çünkü şu an birçok stabil para kafasına göre Amerikan doları basabiliyor seviyesinde. Bunu ama yeni denemeler çok başarısız oluyor ki geçen hafta Euro'yu gördük. Binance'ı 3,5 dolara çıktı yani stabil coin. Evet. O bile arttı. Stabil coin yasası çıktıktan sonra işin rengi bence çok değişecek ve o zaman ciddi kurumsallar artık geçiş yapmaya başlayacak ve mevcut stabil coinler de bu regülasyona uyunca piyasa bir şenlenecek. Zaten halving var. Maliyet artacak. Miningçilerin işleri biraz zorlaşacak. Yani şu an 20 bin dolara Bitcoin mining yapılıyor. Ama Mart'tan sonra 40 bin dolara maliyet olacak şimdi. Adam 40 bin dolara yaparken kalkıp da 30 bin dolardan satmayacak doğal olarak. Üstüne bir kar da koyacak. Bu da şey bir belirleyici etken. Hani herkes mining'i kötülüyor Türkiye'de ama bizim hani bilgisayarlarla, ekran kartlarıyla yaptığımız mining değil yani. Elon bile Tesla ile 500 milyon dolarlık yatırım kararı aldı mining'i. Herkes diyor mining bitti diyor ama ben Bitcoin'i tanıdığımdan beri mining bitiyor. Hala da bitmedi. Ödül ne kadar düşerse düşsün. Fiyat o kadar artıyor zaten. Cihazlar kendini geliştiriyor. Yani bu sistem devam edecek. Bunu bir kabul etmek lazım. O yüzden de mining fiyatının hani en az bir %20, %30 üstüne fiyatın çıkacağını düşünüyorum. Ki şu an halvingden sonra 52 bin dolar falan olacak bu bahsettiğim fiyatta. Yani 52'leri Bitcoin görebilir ki sonrasında düşüş sanmıyorum olacağını. Çünkü BlackRock zaten mining yapıyor bu adamlar. Buna müsaade etmeyecekler. Fiyat tahminin var mı? Yani boğa başlangıcında hep Bitcoin aynı hareketi yapıyor. Önce bir eski ATH'ı görüyor. Sonra biraz düşürüyor. Yani kabaca senaryo yapıyorum. Şu an tamamen simülasyon yaptığımızı düşünelim. 69'a çıkacak. Geri bir 50'lere düşecek. Sonra bir öncekinin hep 2-2,5 katına bir çıkış oluyor. İşte ne bileyim çıksın 130 bine. Sonra 130 binden bir 100 bine bir düzeltme yapacak. Sonra tekrar ATH çok hafif yukarı alıyor. 140-150 bin. Belki 160 bin. Ondan sonra tekrar boğa sezonu geliyor. Ayı sezonu geliyor. Yani döngü bu şekilde çalışıyor. Ha, kurumsallar girerse bu sefer ATH'ı daha yukarı bekleyebiliriz. Yani 190-200 bin dolarları belki psikolojik olarak görmek isteyebilir. Bu sefer de market cap önemli olacak. Market cap her zaman 4 katı yukarıya çıkmış. Bir öncekinde 3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Şimdi 12 trilyon dolara çıkacak. 12 trilyon dolara çıksa Bitcoin %50 dominanslı olsa 6 trilyon dolar Bitcoin'in değeri olacak ve şimdikinin yani şu an 800 yani 1 milyar diyelim düz hesap olsun 6 kat yukarı çıkacak şu anki fiyattan. O da yaklaşık 240 bin dolar yapıyor. Yine hep 200-240 bin bandına çıkıyoruz. Ben diğer 6 trilyondayım yalnız. Kalan paradayım. Altcoin'lere girecek Elimde ki onlar. olan Bitcoin biliyor musun? Şöyle 1000 dolarlık Bitcoin ya vardır ya yoktur. Çünkü yani oradaki 4x'i arayana kadar ben altcoin'lerde 10x'i aramak bana daha heyecanlı geliyor ya da daha mantıklı geliyor. Ya tabii canım sonuçta yani Warren Buffett'ın da bu konuda çok güzel önerileri var. Keza konuştuğumuz birçok yatırımcının ya da dinlediğimiz birçok usta yatırımcının bu konuda önerileri var. Yani riskle kazanç her zaman ters orantılıdır yani bunun ayarlamasını yapmak lazım. Şey Evet, paraleldir mesela pardon. diyor globalde bir söz vardı, birinin söylediği bir şey vardı. O çok hoşuma gitmişti. Birkaç sene önce duymuştum onu. Adam diyor ki kendinizi eğitmeniz diyor size para kaybetmeyeceği garantisi vermiyor ya da size para kazandıracağı garantisi vermiyor. Size sadece daha az para kaybetme garantisi veriyor diyor. Yani çok güzel bir söz. Zaten kazanacaksın. Yeter ki masada kal. Tabii canım işte o noktada zaten eğitimlerin çok büyük önemi var. Diğer taraftan işte bilinçlenmenin çok büyük önemi var. Yani bir yerden eğitim satın almak veya fark etmez. Kendin bireysel olarak normal halka açık kaynaklardan faydalanıp gelişmek. Ne yaparsan yap bir Aynen öyle. şekilde bu konu hakkında bilgi sahibi olmak zorundasın yani.
Yoksa olmuyor. Ya burada işte önemli olan da geleceği görmek. Yani Ethereum neden Ethereum? Bir önceki yayında çok güzel bahsetmiştik hani Ethereum'un Bitcoin'le olan ilişkisini. Evet. Ama şu an Ethereum gitgide sıkıntıya giriyor ve her gün, her hafta daha doğrusu hem satışlar oluyor hem yeni şeyler açıklamaya başlıyorlar ama Layer 2'lerin arkasına o kadar saplandı ki Ethereum. Ya yani şöyle düşünün. Ethereum diyor ki ben bir tane bina yaptım depreme dayanıklı. Mükemmel burada yaşayabilirsiniz diyor. Yandan bir tane destek kolonu çıkıyor Arbitrum olarak. Bu diyor benim ama diyor şey beni dengede tutsun diye. İşte oradan optimizm çıkıyor. Bak bu da diyor depreme karşı beni güçlendirecek diyor. O zaman sen depreme dayanıklı değilsin ki. Sadece böyle bir tiyatro söylüyorsun. Ha belki eski teknolojiye göre depreme dayanıklıydın ama şu an mesela değilsin. Ya daha iyi bir teknoloji çıkmış adam ne bileyim deprem yalıtımı koyuyor binanın altına. Ben onu tercih ederim. Niye geleyim sana yandan beton destekli bir şey kullanayım ki? Yani Layer 2'ler ve Ethereum ilişkisi bence tamamen bu şekilde. Peki mesela diyelim ki Ethereum ekosisteminde ciddi bir hasar oluştu, bir problem yaşadık. Fiyatlar Oh geçmiş olsun. Ethereum vurdu diyelim ki, sorun oluştu. Yani artık Ethereum tercih edilen birine gelmedi. Tercih edilirliği azaldı. Ethereum ekosistemindeki altcoin'lere de bu yansıyacak ciddi oranda, doğru mu? Projelerin hepsi batacak zaten. Yani altcoin olarak eğer şeyleri diyorsak, ekosistemleri diyorsak, layer 2'leri, onlar direkt devre dışı. Bir de bunların üzerine çıkan tokenlar var. O tokenlar zaten tamamen işlevsiz kalacak. Yani piyasada tamamen bir çöküş olacak. Mesela son BNB'den konuşalım, örnek verelim. Son bir aydır BNB'de bir düşüş var. BSC andaki tokenlar fiyat bazlı bile bundan etkileniyor. Çünkü likiditeleri bu şekilde. Yani BNB'ye eşdeğer stabil coin değilse. Doğal olarak ne oluyor? BNB'nin değeri düşüyorsa bu projelerin de değeri düşüyor. Şimdi bir ağı kapattığımızda mesela sokağa çıkma yasağı Türkiye'de ilan ettiğimizde ne olacak? Arabalar ben çıkarım diyemeyecek sonuçta. Onlar da hareketsiz kalacak, işlevsiz kalacak. Doğal olarak altındaki bütün projeler çökmüş olacak. Peki hocam, yani bu Ethereum tarafında tamam, bunları konuştuk. Peki şöyle bir durum var mı mevcutta, bunların arasında sence, işte atıyorum Ethereum tarafında en mantıklı olan sistem hangisi? Orada şöyle düşünmek lazım. Şimdi biz hep konuşuyoruz ama teknoloji açısından bakıyoruz hocam. Yani diyoruz ki işte 10 yıl sonra belki Ethereum kalmayacak. Evet, 10 yıl sonra belki kalmayacak. Belki daha güçlü olacak. Bunu bilemeyiz. Tam risk analizi. Ama şunu bilebiliriz. Bir gerçek var. Şu an Ethereum var. Ve üzerindeki projelerde de hype var. Bu şimdi orada bir kazanç da sağlayacak bize. Şimdi biz 10 sene sonra ya da 5 sene sonra olacak şeyleri baz alıp da bu kazancı yok sayamayız. Yani Arbitrum hype'ı herkesin gözünün önünde bir beklenti var. Ve biliyoruz bu borsa mantığında nedir? Fiyatı tamamen FOMO belirler. Yani FOMO şu an kendini kursa, yani hepimiz diyelim ki Arbitrum 100 dolar olacak diye farazi konuşsak. Şimdi 20 dolara çıktığında bile birçok insan satmak istemeyecek. Niye? Hedef 100 dolar. Şimdi biri satmadı mı alıcı daha fazla para vermek zorunda kalacak. Yani borsanın mantığı bu, tahta mantığı budur. O yüzden her zaman beklenti satın alınır. Bu da yani şu an bir hype var ve burada güzel bir kazanç da olacak boğada. Hiçbir şey olmasa bile boğa geldiğinde Ethereum'un değerlenmesinden dolayı zaten bütün hepsi bir değer kazanacak. Üstüne bir hype da sağlayacak. Yine bir kazanç elde edilecek. Şu an mesela en potansiyelli olan Arbitrum gözüküyor. Ve Arbitrum'un üzerindeki projeler gözüküyor. Yani nedir? Mesela Arbitrum üzerinden çıkacak DeFi'ler önemli. Çünkü bir ekosistemi en çok inşa eden sektör DeFi'ler. Yani bankacılık diyebiliriz. Yani bir ülke kurmuşsak bu ülkenin merkez bankası, o tokens, altcoins'i altında da diğer bankaların olması lazım. İşlemler yapılsın. Yani bunlar için Aptos'taki DeFi projeleri önemli. Launchpad önemli. Eğer Launchpad yatırımı zaten başlı başına farklı bir strateji. Bu şekilde Launchpad yatırımının hani ne olduğunu aslında bilmek lazım. Bir ders sadece bunun için bile yapılabilir ya da bir yayın komple bunun için bile Evet, yapılabilir. olabilir. Çünkü Launchpad yatırımı fiyat bazlı değildir. Yani token'dan para kazanmazsın, oradan çıkacak projelerden kazanırsın ki CDFi örneği ortada. Ben herkese Twitter'da söylüyordum. 0.9'lara düşmüş CDFi alın diyordum. Hatta 0.5'lere düştü yanlış hatırlamıyorsam. Bakın şu an 4 doları zorluyor. Yani 8x yaptı bir ay içerisinde. Boğa'da zaten 16 dolar bir fiyatı vardı. Niye? Çünkü buradan hype'lı projelere erken erişimi sağlıyor. Yani 20 dolarlık bile hak alsan bir çıkan proje 100x yaptığında zaten Launchpad'e verdiğin parayı tek bir projeden çıkarmış oluyorsun. Launchpad başlı başına bir hareket. O yüzden mesela ekosistemlerin ilk ve en büyük launchpadleri önemli. Launchpadler içerisinde en çok multi-chain yapanlar önemli. Ardından o ekosistemde işte neyi cezbediyorsun? Mesela Arbitrum hız diyorsa burada oyun projeleri çıkmaya çalışacaktır. Ve her zaman ilk çıkan ya da arkasındaki
partnerleri en güçlü olan, yatırımcıları en güçlü olan doğal olarak en çok kazanan olacaktır. Ya da hangi borsanın desteklediği en çok kazanan olacaktır. Analizleri tamamen bu şekilde yapmak lazım. O zaman ben sana burada kritik bir soru soracağım hocam. Şu anda bu şekilde yakın dönemde piyasa biliyorsun bir de hani şu an piyasa iyi hype yüksek burada. Şu an piyasaya yüklü projeler de sürülüyor. Yeni bir şeyler de geliyor durmadan. Şu an yeni Evet. gelen, duyduğun, baktığın, radarına düşen bir şey var mı? Bu sinyal bazı değil. Sadece takibi almak için söylüyorum. Biraz izlemek istiyorum. Ya açıkçası son dönemde yeni projelere hiç bakamadım. Çünkü çok aşırı bir yoğunluğum var. Ben sadece bu boğada RVA'lara çok odaklı. RVA sepetini hani oluşturduğum sayılır. Eklemediğim bir 5-6 proje kaldı. 20-30 tokenlık bir sepet oluşturdum. Şimdiye kadar zaten hemen hemen hepsi 2x'e yaklaştı. Ya ben çok dağılınca bu sefer iyi irdeleyemeyeceğim için kendi başımdan sadece tek odaklandığım bir noktadan devam ediyorum. RVA üzerinden gidiyorum yani birkaç altcoin, birkaç yüksek hype'lı launchpad tier'ları oluşturdum hani ileride katılabilmek için. Geri kalan da tamamen RVA projede düşük market cap'li özellikle. Yani Bitcoin'de olası bir çöküş olsa bile çok ciddi çökmeyecek RVA'lar. Yani çökerse zaten direkt aşağıdan daha iyi bir ekleme yapabileceğim projeler şeklinde gidiyorum. 2024'te o zaman önemli bir soru daha sana. Tamam. 2024'te bu bahsettiğin RVA'lar dışında şu an güncel bildiğimiz borsalarda listeli olan yani işte aslında insanların adını bildiği projeler var mı sepetinde? APT Var dışında. hocam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi RVA diyoruz da RVA'ların hepsi yeni çıkmadı. Şu an Binance'da listeli 5 tane RVA projesi var. Ha Mesela mesela en son Leto Network var. RVA ekosistemi. Neto mu? Geçen Leto. LTO. Ha. Evet. Mesela benim çok umut beklediğim bir projedir ki 2-3 sene önce çıktı ve değeri anlaşılmadı. Projenin ne olduğu bilinmiyordu sadece. Ama şu an herkes o projeyi anlamaya başladı ve fiyatı ciddi bir şekilde yükselmedi. Biraz Ben en şey son gibi FED Alt.com'da gibi böyle biraz. aynen. Çünkü FED de İşte mesela Alt.com yapay zeka konusunda ilk çıkanlardan biriydi herhalde hatırladım benim bildiğim. 3 yıllık bir projeydi ve kıymeti daha şimdi anlaşıldı. Aynen öyle. LTO da aynı şekilde olacak gibi. Centrifuge da keza aynı şekilde olacak. İki projeden birisidir ki Centrifuge çok yükselmedi de daha 2x'te. Goldfinch öyleydi. Goldfinch zaten şimdiden 6x yaptı ama daha yeni başladı. Bir hafta 10 gündür çok güzel bir düzeltmesi var. Bu düzeltmeden sonra bir 2-3x daha rahat yapar. Çok sağlam bir proje. Çünkü orada da şöyle bir şey var hocam. Geçen ayın sonunda ufak bir bahsetmiştik onlardan. Arkadaşlar Pardon. tütün muamelelerinden uzak duralım. Ailemizi sigara ve sigara dumanından koruyalım. Evet hocam. Market cap'i 80 milyon dolar. Ama projenin kasasında 100 milyon dolar var ve 100 milyon dolar borç. Yani böyle bir matematik çok ilginç bir matematik. O Ya token'ın yattığı da yerden onyx %80'ini yapacağım diyor çekti. proje yani. Aynen. Dur ben de Ya yakayım. Yakamıyorum benimki yanmadı. tütün muamelelerinden uzak duralım hocam. Bizim yayınların klasiği bu ya sigara yakınca. Hemen Yeşilay. Tamam, Bana spotunu video geçeceğiz. çekip atmışlar bir yerden. Takipçilerden birisi video çekip hazırlamış çocuklara sınıfta. Çocukların hepsi bağırıyor ki Ersin hocam sigara içmeyin. Dedim susun lan. Nasıl içmeyelim? Sen görmüyor musun piyasanın halini? Piyasa ama şey be hocam, psikolojiyi iyi yönettikten sonra bence çok şey değil, bir durum değil. Yani şimdi ayıda gidip de bilinmedik cam projeler alınmaz. Niye alınmaz? Çünkü yani sonun olacağı belli değil. Yani ayıda Tabii yatırım canım. yapıyorsan daha bilinmedik bir projeler. Ama ne zaman ki boğa geliyor, başlangıcı. Mesela şu an bence cam projelere yatırım yapmak için mükemmel bir durum ki ben hep şey derdim. Sepetimin %20'sini hep tutuyorum derdim. Yalan yok, bu hafta o %20'yi de kullandım hep. Yani yürümeyenlere ekleme yaptım. Yeni denk gelen ya da almak istediğim fiyatının düşmesini beklediğim baktım düşmediyse eklemeler yaptım hep. Ya, trade'den gelen ne zaten her zaman yatırım yaparım. Buradan o yüzden şey yapıyorum yani. Bence şu an en güzel proje yatırım yapmak için. Yani düşerse ne olur? Bir hafta 10 gün fiyatlara bakmayız ki artık sepeti kalabalık yapınca zaten biri gitmese de biri gidiyor yani. Şu an Avax'la Sol'u yükselten ne ki? Sadece FOMO. Başka hiçbir şey değil. Hocam Ortada bak bir değer bu yok. konuda yemin ediyorum sana yani yakın dönemde aylardır orta vadede biz yıllardır bunun üstünde duruyoruz. İnsanlar işte bizi dinleyenler dinlemeyenler kanar veya faktör herhangi bir enstrüman aslında şey gibi düşünüyor. Ya uzun vadeli yatırım kolay onu zaten kenarda atarsın beklemesi sıkıntı beklesek aslında yaparız falan filan. Biz kısa vadede para kazanmaya çalışıyoruz ondan böyle oluyor gibisinden düşünce.
Bak ciddi söylüyorum. Sen de mesela kısa vade işlemlerle çok ilgilenmiyorsun. Kısa vade işlemler sana yemin ederim uzun vade işlemlerden 1.000 kat kolay. Çünkü niye biliyor musun? Sonuç hızlı ve %50-50 payım var. Bitti. Yani alırsın ya aldığın yerden yukarı çıkar ya da aldığın yerden aşağı düşer stop olursun. Bitti. Ne kadar süre? Taş çatlasa 2 gün. Bitti. Daha ötesi yok. Ama uzun vade yatırım öyle değil ki abicim. Yer mi? Şimdi sallıyorum mesela X1 altcoin'den bahsediyorum. Mesela APT geçen yayında. Şimdi APT almışız. Buradan geçmiş tam 7 ay sonra. Haziran 2024. APT şu anki fiyatı 8x üstünde. Ama daha Bitcoin 65 bin dolarda. Ya Niye işte satayım? Bitcoin 50 bin dolara geriliyor. 55 bin dolara çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Bir aşağı yok. İşte atıyorum 6x 7x kazancın. 8x kazancın. Bir akşamda düşüyor işte atıyorum örnek veriyorum. 6x'e 5x'e 4x'e. Öbür gün geri çıkıyor 7x'e. Asıl zorluk o malı orada taşımak işte. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlar kendini uzun vadeli yatırımlarda geliştirseler, bunu nasıl yapacakları konusunda kendilerini motive edebilseler, şakasız söylüyorum, para kazanmanın resmen anahtarı bu. Bir örnekte bunu canlı canlı anlatayım hocam. Tabii Şimdi yine hocam. denizci bir arkadaşım var. Sevdiğim yani ev arkadaşım üniversite yılları. Pandemi zamanı Solana'yı bunu aldırdım ben. 1 dolardan Solana aldık. 50 doları gördü. Her gün yazıyor. Satayım mı? Satayım mı? Ya 10 dolar oldu satayım mı 12'si? 20 dolar olur. Ya dur oğlum boğa yeni başlamış bir görelim dedim. Hani 50 dolar olsun düzeltme yaparsa orada çıkarız. O 50'de biraz oyalanırken dedik hadi satalım çıkalım. Sattık. Ne yapacağız dedi bu parayı. Ne yapacağız? Gidip bir daha Solana almayacağız dedim herhalde. Pandemi var. Uçaklar kalkmıyor. Tüpraş yakıt satamıyor. Tüpraş alacağız dedim. Kanka dedi 12 lira ya dedi. Tamam 12 lira olarak konuşma dedim. 1 dolar şu an değil mi o? Dolar bazında gidelim. Evet Abi. dedi. Tamam 1 dolardan Solana almıştık. Hadi dedim 1 dolardan Tüpraş alacağız bütün parayla. Ya bu manyaklık. Ya ben alıyorum. Sen kendin bilirsin dedim. Tamam dedi. Aldık beraber. 10 liraya düştü Tüpraş. Oğlum dedi para gidiyor. Ya dedim bak düz mantık kur. Solana'da havadan gelen bir para varsay bunu. Zaten 50 kat yapmış bir para. Al o zaman paranın %5'ini koy cebine. Ne yapıyor? Hatta %2'si. Ne yapıyorsan yap ben içeri para koymadım de. Kendini öyle bir psikolojik olarak rahat. Neyse abi ben aldım biraz daha Tüpraş ekleme yaptım. Düştü 9 liraya. Bu oğlum paramız gidecek 12'ydi 9'a düştü. Ya oğlum bekle. Uçaklar kalkmıyor. Evet kalkmıyor. İşte o yüzden düşecek. Ya oğlum elbet kalkacak da bu uçaklar. Dünyanın sonu gelmedi. Eğer uçaklar kalkmayacaksa zaten bizim para yapıla ihtiyacımız da yok. Dünya bitmiş ki. Aynen öyle Yani böyle canım. bir şey Parayı ne olabilir. yapacağız? Aynen. Neyse temettü açıklamama kararı aldı. Zarara girdi Tüpraş derken 12 lira oldu tekrar. 15 lira oldu. Bir sabah bu bana yazdı. Kanka dedi 15 lira %25 güzel kar dedi. Ben dedi bütün dedi Tüpraş'ı sattım dedi çıktım dedi. Sen de sat. Dedim aga %25 deme. Rakamı büyütme. Sen dedim aslında 0.25x ile çıktın şu an. Bu kadar basit. Aynen öyle. Solana'da 50x'e kadar durdun. Şimdi onun 200'de birine çıkıyorsun. Sen ben çıkmayacağım dedi. Bak temettü dağıtmayacakmış. Bir iki senede dağıtmaz. Tamam dağıtmasın. Elbet dağıtacak. Dedim. Tüpraş'ın batacak hali yok. O batarsa ülke batar zaten. Aynen öyle. Bitti. Abi neyse. Geçen Tüpraş ATH yaptı. 170 liraya kadar çıktı. Dolar bazında 9 dolara çıktı şu an. Bana diyor geçen. Kanka Tüpraşları sen ne yaptın? Oğlum dedim sadece bu sene temettüden 40 lira aldım. 12 liradan 10 liradan topladığım Tüpraşlar bana 2 senede 4 katı fazla temettü verdi ki dolar 4x yaptı zaten anca anca. Yani benim Tüpraş maliyetim Solana karını saymasak bile sıfıra geldi mi dedim. Geldi. Tamam bitti. Sadece bana verdiği yıllık temettü şu an bu saatten sonra 20 bin liraya geçiyor dedim Tüpraş'ın. Ki daha yeni başladı. Ki bu da bölünecek. Temettüyle ben bir daha Tüpraş aldım. Niye bir daha Tüpraş alıyorsun? Ne yapacağım oğlum dedim. Bedavadan gelmiş para. Bedavadan da yine Tüpraş eklemesi yapıyorum. Aynı mantığı o şekilde devam ettik. Mesela şey de yaptım. Borsa çok yükseldi. Tamam artık çökecek bu belli. Borsada düşüşe geçtiğinde klasik kripto yükseliyor. Yani para taşınır geçer. Smart money Evet. bu. Smart money nerede kar var oraya geçer. Ben Ekim'de Eylül'ün başı gibi çıktım bütün borsadan uzun vadelerim hariç. Geçtim mesela sepette bu Twitter hesabından da bakabilir arkadaşlar. 5 Eylül'de Solana, Kaspa, Aptos tweet attım. Ben şu an dedim %60 mala giriyorum. Solana aldığım fiyat 19. Kaspa aldığım bir sıfırlı haliyle 40. Aptos'ta 4.80'den aldım. Şu an bakıyorum şeyde borsada kazandık. Borsada bekleyen olduğu yerde duruyor ama dolar yükseliyor. Yani zarar da. Bak bu tarafa Aptos neredeyse %80, %70 yaptı. Solana 5x'e geldi. Evet. Kaspa zaten 4x yaptı. Ama işte tertemiz. Kârlarımı aldım Solana'dan çıktım gittim onunla da şeyden 60'da Solana'dan çıktım. 120'de Kaspa'dan çıktım. Niye? Çünkü yani Kaspa mesela altında bir teknoloji yok şu an. Sadece fiyat FOMO'su. Az önce bahsettiğimiz olan. Evet o durum Altında da benim için de aptalı çok cebinde önemli para. ya. Bu kaspayı çok merak ediyorlar hocam.
Yani çok da soru geliyor yayınlarda sürekli. Şimdi ben proje bazlı teknik olarak bakıyorum. Diyorum destek şurası, direnç şurası. Bunu söyleyip geçiyorum. Ama bu kaspa nedir ya? Kaspa şöyle söyleyeyim, matematiği olarak Bitcoin'e benzeyen farklı bir felsefesi olan bir ekosistem. Yani mantık olarak mükemmel. Yani Bitcoin'in yerine ileride geçebilecek bir şey varsa bu Kaspa olabilir mi? Olma ihtimali yüksek yani. Bitcoin'in yerine direkt geçmez ama Ethereum Killer dediğimiz tabire uyacak ekosistem. Ama işte az önce ne dedik? Ethereum'u var eden altındaki projelerdi. Niye? Çünkü Bitcoin üzerinde proje çıkartamıyorsunuz. Akıllı Evet. kontrat çalışmıyor. Kaspa'da da şu an durum aynı. Çünkü Kaspa kendi dilini yazmak istedi ve yazamadı. Dedi ki sonra ben Rust dilini kullanacağım dedi. Solana'nın dilini kullanacağım dedi. Ve şu an onun üzerinde Ar-Ge yapıyor. Şimdi Ar-Ge yapıyor. Daha bir sene bunlar daha Ar-Ge yapacaklar. Sistemine entegre edecekler ve bir sene sonra ekip para kazanmaya başlayacak belki. Tamam, güzel. Şimdi alıp bir sene beklenir mi? Ben boğa öncesi Kaspa'yı bir sene elimde tutmam. Ha, bu saatten sonra yine yükselir mi? Yükselir. Belki 12'si de yapar ama market cap'i geldi 3-4 milyar dolara yaklaştı. Aptos'un iki katı kadar market cap'i var Kaspa'nın. Şimdi ben soruyorum. Herkes diyor ki işte Kaspa'nın tokenomics'i mükemmel. Niye mükemmel abicim? Arkasında yatırımcı yok diyor. Yatırımcılara token gitmiyor. Evet, yatırımcıya token gitmiyor da bunun miningini iki tane şirket yaptı. Ve cep telefonuyla yaptıkları miningin saatlik geliri şu an milyon doların, o 100 milyon doların üzerinde. Ve bu adamlar bir sene boyunca mining yaptılar. Yani token'ın %50'sini, %60'ını belki aldılar. Bunlar sıfır maliyetle neredeyse bunu yaptılar. Bu saatten sonra ben şimdi nasıl güveneyim bu projeye? Şu an zaten kendi boğasını yaşıyor bağımsız olarak Kaspa. Geçen seneden şimdi 20x'ten fazla, 30x falan bir kar yaptı minimum. Yani 2024'te aslında yani çok da umulan gibi bir geleceği yani proje bazlı baktığın zaman çok bir geleceği yok. Doğru mu? Böyle söylüyorsun. Şöyle söyleyeyim, ekibin şu an para kazanabileceği tek yer elindeki kaspasını satmak. Başka bir geliri yok. Nasıl şimdi bu adamlar bir sene Ar-Ge yapacaklar? Mecbur Yatırım, satacaklar. yatırımcı gelse, aynen yatırımcı gelse yatırımcıya da şey yapmayacak. Verecek token'ı yok. Yatırımcı niye yatırım yapsın? Yani yatırımcı şunun için yatırım yapar. Tamam der, ben de tahtayı manipüle edeceğim der o zaman. O zaman yatırım yaparım. Der ki Binance'a farkındaysan girmeden önce, geçen 2 hafta önce 40'tan 1.20'lere çıktı. Allah bereket versin tamam dedim. Binance bu işin içine girdiyse son hareket fake hareketi, milleti mallandırma hareketi. Bu saatten sonra yatayda çok uzun gider dedim Kaspa. Ha, bu olur en fazla 2x yapar, 3x yapar. Kaspa'dan gelecek 3x'i ben zaten shitcoin'lerden ya da yeni çıkmış coin'lerden fazla fazla alırım. Ya, karımı zaten fazlasıyla aldım. Abi berbere Millet sorsan şu an o bile verir malda. sana 3x'lik Yani artık altcoin'i. hani o modu açıyoruz yavaş yavaş. Ya hocam vallahi bilmiyorum. Şimdi 2024 çok heyecanlı. Ne yalan söyleyeyim. Yani para kazanmak istiyoruz. 2021'den beri artık yani damarda kan kalmadı. Kuruduk bittik. Bu ayda kaldıraç işte maça aça kaybet kazan kaybet kazan. İlla ki tamam yani bireysel bazda konuşmuyorum. Ben burada bir topluluk adına konuşmak istiyorum şu an böyle konuşurken. Hani benim kazanıp kazanmamam çok önemli değil bu noktada. Herkesin adına bir şeyler söylemek lazım. Şimdi ayda long aç, short aç, işte bir yerden döner, şuradan döner diye sat, biraz kar et, kapat. İşte ertesi gün başka bir şey. Oradan alıyorsun, yok borsa battı, çakıyorlar. Yok şu geldi, bir şey oldu, şu proje hacklendi, çakıyorlar. Milleti perişan ettiler. Bak ciğerimiz çürüdü. Aynen öyle. Şakasız söyleyeyim sana, ciğerimiz çürüdü. Ben 28 yaşındayım hocam, 28 yaşındayım. Bak yemin ediyorum, şöyle kafamı aşağı doğru eğeyim, saçlarını tararsın benim kafam. Öyle dümdüz kelim. Gitti saç Bak işte kalmadı. bizi. Ciğerler gitti. Şimdi bizim para kazanmamız lazım. Artık 2024 çok heyecanlı. Heyecanla bekliyoruz. Bitcoin artık yürüsün yoluna. Hadi oğlum herkes anlatıyordu. Nerede şu boğa bir gelsin hissiyatı artık herkesi sardı. Şimdi bu noktada en kritik soruyu sormak istiyorum. Çünkü bizim için aslında çok önemli bir durum ve bunu tahmin etmek bana göre, ciddi söylüyorum bana göre. Çünkü benim stratejim var. Kümülatif gelire benzer biraz bileşik faiz gibi düşünebileceğim bir stratejim var. Spot trade üzerine yaptım. Geçtiğimiz boğa da başarılı olmuştu. Umarım bunda da aynı başarıyı sergileyebiliriz. Fakat çok zor. Zorluğu da şuradan geliyor. O projede yani şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle sistem strateji şöyle. İlk önce mevcutta biz yakaladıktan sonra belli bir kazanca ulaştıktan sonra o kazancı alıp çıkıp tıpkı trade gibi düşün bunu. Kaldıraç işlem gibi düşün. Normal sepetin dışında bir tutar ayırıp bu tutarla kendimize 4-5 tane altcoin belirleyip işte proje belirleyip onlardan satın alıp ne kadar kazandık? 10x çık. Nereye giderse gitsin 5x çık. Çık. Nereye gidiyoruz? Yeni yükselmemiş diğer projeye. Onu bulmamız lazım. Hemen ona geçiyor. Ona geçip oradan aldığımız parayı bu sefer orada 10x.
Parayı iki kere, üç kere işte ona katlamak, beşe katlamak, 20'ye katlamak. Mümkün mertebe en üst seviye ne yapabilirsek. Bunu geçen boğada ben yaptım. Nasıl yaptım? İşte Şiliz'den yaptım. Oradan işte ilk önce Dent'ten yaptım. Sonra Şiliz'den yaptım. Ardından işte BitTorrent, Holo falan o ara onlar da geçiyordu. Yolda da onları atladım. Vurdu geçti yukarı doğru. Biraz da Dogecoin işte. Bunların hepsini de katladık. Ve bu normal sepetten çok daha fazla kazandırır. Matematik hesabına girdiğin zaman hocam. Ciddi manada söylüyorum. Bunu başarabilirsen, böyle bir şeyi eğer ki icra edebilirsen, ortaya koyabilirsen bir para kazandırıyor. Şakasız 2000 dolarını 100 bin dolar yapman 2 ay falan sürüyor boğa gibi bir dönemde. Rallide. Yeter ki işte o 3-5 günlük ya da işte atıyorum 1 haftalık giriş çıkışlarında, 2 haftalık giriş çıkışlarında doğru ürünleri yakala. Doğru yerden. Bu çok zor. Bunu kabul ediyorum. Ama buradaki en kritik durumlardan birisi şudur. İlk adımını doğru atarsan gerisini bir şekilde şöyle işte sallan sullan bir şekilde denk getiriyorsun. Oluyor yani. Soru da bunun üstüne gelecek. Soru da bunun üstüne gelecek. Bekliyorum. Bizim 2024'te boğayı başlatacak diye hitap edebileceğimiz, boğayı bu başlattı, ralliyi bu başlattı diye hitap edebileceğimiz veya işte atıyorum rallinin ilk böyle elinden tuttuğu, alıp yukarı kaldırdığı proje ya da ekosistem ya da işte atıyorum teknoloji, kripto paralarda hangisi olabilir? Oldu bile bence. Solana yaptı. Yani boğanın habercisi Solana mı diyorsun? Yani Solana bir önceki boğada da aynı hareketi yaptı ki biliyorsunuz ayıda Kaspa'nın yaptığını yaptı bu sene. Bir önceki boğaya bakarsanız her şey düşerken Solana çatır çatır gidiyordu. 20x, 30x, 40x. Evet. Ve en son boğa habercisi Solana'ydı. Solana 5x yaptığında Bitcoin ATH'a geldi ve rally dediğimiz süreç başladı. Ha, orada ne oldu avantajı Solana'nın? Üzerinde çıkan projelerdi. Ya üzerinden çöp çıksa 100x yapıyordu abi launchpad'de. Çıldırıyordum ya. Hani Evet. proje listeleniyordu 100x. %10 veriyordu bize ama kafadan 10x'de ilk taksitle launchpad'den çıktı. Allah bereket versin diyorduk. Ana paramı ona katladım. Bir sonraki ay bir 10 kat daha geliyordu. Bir sonraki ay bir 10 kat daha geliyordu. Solana bu şekildeydi bir önceki bu adam. Şimdi de bence Solana ile bu haberi aldık. Nasıl aldık? İlk hareketi onlar verdi. Yani Kaspa zaten bir sinyal verdi bize. Demek ki dedi market yukarı gidilebilir dedi. Kaspa bak parayla yaptıramayacağı reklamı Bitcoin 15 bine çöktüğünde 12x 20x yaparak yaptı. Bu stratejidir. Bunu bir önceki stratejide boğada Solana yaptı. Şimdi yapan Kaspa ile Aptos geçen sene aynı anda yaptı bu hareketi. Hatırlarsanız Aptos 3 haftada 6x'e çıktı. Kaspa market cap'i çok daha düşük olduğu için direkt 40-50x'i gördü hızlıca. Kim biliyordu? Kimse bilmiyordu ama şu an fan kulüpleri var neredeyse yani. Adamlar artık şeyler. Çocuğun adını Kaspa koyacak adam var belki bile. Yalan değil yani. Çok güzel para Ben burada kazananlar bir tık böleceğim hemen hakkını helal edeceğim. var Yayına destek olan arkadaşlarımız var. Ömer demiş ki selamlar hoş geldiniz kaptan hocam demiş. Desteğini göndermiş orada. süper Sağ ol, chat'ten. sağ ol. Teşekkür ederiz Ömer sağ ol var ol. Ardından Semih'i görüyorum. Semih sana da çok teşekkür ederim. Unuttum hakkınızı helal edin. Süper chat'leri okuyacağım birazdan yine mümkün mertebe hepsini. Barış'ın da 5 tane Golden Thread katıl hediyesi var. Barış'a da ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu akşam dediğim gibi yani şey yok. Katıl veya farklı butonlarda ses çıkmayacak. Yayının akışını bozmasın diye. Ama bu demek değildir ki basmayın. Yüklenin abicim. Bak yayını ön plana çıkarıyoruz. Desteğinizi sağlayın oradan yani. Şuradan renkli renkli dökülsün sohbet. Şimdi hocam asıl kilit nokta bize işte bak 2024'te. Şimdi mesela ben şu dediğine ben katılıyorum bu arada. Çünkü 2021 ara sezon Solana yine orada da atak yaptı. Bak 2021'de ara sezonda 69 bine tekrar giderken Solana yine orada atak yaptı. Doğru mu? Hem önceki sezonda hem orada da tak yaptı. Şimdi ben şuradayım. Solana bunun bir başlangıcı ama bu mu yani? Gerçekten buna mı odaklanalım? Solana'ya mı? O, adayın Solana mı? Yani Solana'nın son hareketi 19'dan 60'a gelmesi zaten şey yaptı. Bize bir hareket verdi. Niye hareket verdi? Çünkü bazı ekiplerin hepimiz insanız sonuçta. Herkesin belli bir taktiği, stratejisi vardır. Ve hepimizinden ne diyoruz? Bak böyle bir sepet yaptık, para kazandık, bir daha yapacağız diyoruz bu stratejiyi. Niye? Çünkü bildiğimiz, tecrübeli olduğumuz nokta. Solana da bunu yaptı ve piyasada şöyle bir şey vardır. Bizlerin bilmediği ama büyük yatırım firmalarının aslında piyasaya yön belirleyicileri, para kazanmak için sürekli bir sıcak ortamı koklamaları. Nedir? Şimdi bunun üstüne şuna bakacağız. Solana, evet FTX'in varlıkları satılma kararı çıktı Amerika'da. Dediler ki 700 milyon dolarlık işte varlık satılabilir dediler. Güzel. Hala satılmadı. Bu adamlar satmayı düşünmüyor. Demek ki fiyat yukarı daha gidecek ki daha üst fiyattan satacaklar bunu. Strateji bu şekilde. Ben her zaman şöyle söylerim. Boğanın habercisi Launchpad. Neden Launchpad derdir? Yeni projeye yatırımcı demektir. Launchpad fiyatları ne zaman artarsa
Anla ki piyasadaki artık katılımcılar o ön satışlara erişmek istiyorlar. Küçük yatırımcılar girmeye çalışıyorlar demek. Ve şu an baktığımızda son bir aydır bütün launchpad'ler 2-3x arası fiyatlanma yaptılar. Bu önemli bir veri diyorsun. Ben şimdi şöyle, ben kişisel olarak burada şöyle düşünüyorum. Kısa vadeli konu biraz daha. Hatta kısanın bir uzunu, orta vadeye yakın bir süreç için söylüyorum. Şimdi geçtiğimiz 2 ay belli yükselişler gördük altcoin'lerde. Bu yükselişler de yani sen de şahitsin hocam. Avax ve Solana'nın hareketleriyle geldi. İşte falan ADA, Shiriz onlar da tabii toparladı ama özellikle Solana'nın ve Avax'ın hareketleri piyasada daha fazla yankı uyandırdı. Hatta Avax şu anda tekrardan hashtag olmuş. Normal gündeme düşmüş durumda Twitter'da. Şimdi İşte bu hashtag için araya gireyim hocam, ha hızlıca buyur. konu gelmişken Buyur senin buyur. de sözünü Yo unutmayayım estağfurullah buyur burada. hocam. Avax şimdi bu kadar hashtag oldu değil mi? 80 bin tweet atıldı. Bugün bir daha 20 bin tweet atılıyor. Avax kaç para verseydi bu reklamı yapabilirdi? Belki 1-2 milyon dolar marketingle bunu yapabilirdi. Doğru. Şu an tahtadan 500 bin dolarlık alımla fiyatı iki katına çıkartabiliyor. Aslında doğal bir reklam. Ya işte benim burada aslında kritik odaklandığım durum şu. Şimdi biz bundan yaklaşık işte 1,5-2 ay önceki yükselişler Avax ve Solana'nın hareketleri. Şu an Bitcoin kritik bir yere geldi. Neredeyse bütün altcoin'ler artık belli hareketler gerçekleştirdi ki bana göre önemli direnç noktaları var. Grafik dediğim bir nokta var. Şimdi sen nasıl temel analizle çok derinden ilgileniyorsan ben de teknikte öyleyim. Teknik tarafta belirlediğim çok kilit bazı noktalar var ve hepsi oraya temas etti. Şu anda çok kritik bir durum var. Bu kritik durum da şu. Eğer ki Avax tekrar 30 doların üzerine çıkarsa ki bunu söylediğimde zaten şu anda 30 doların üstüne çıkmışsa, çıkıyorsa, çıkarsa Solana için de geçerli bu. Onda da 67 dolardı. O da onu. Buraların üstüne kalırsa ben altcoinlerde yeniden bir para döngüsünün oluşu grafiklerine bağlıyorum. Özellikle Total 3 tarafında çok büyük geri kalma var. O tarafa para akışı gerçekleşirse önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki yaklaşık olarak hiçbir şey olmasa 2 haftada böyle alengirli, alevli, ateşli, meyve tabaklı bir altcoin hareketi izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Çok az da olsa bu hiç fark etmez ama izleyeceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ama zaten şey var. Total 3 bize temel tarafın verisini veren nokta Total 3'tür zaten. Total 2 şöyle. Ethereum biraz daha traderların girdiği, kurumsalların girdiği bir altcoin. Yani hiçbir kurumsalın gidip de şu an Aradığım yorum tahtadan yapıyorsun. Yemin ederim var ya müthiş bir adamsın. Evet hocam dinle. Gidip Avax almaz. Solana belki belli kurumlar alır. O ayrı. Ama kimse şu an gidip Aptos'u bilmem neye milyon dolar yatırmaz. Niye? Çünkü altında çok elle tutulur proje yok. Ama Ethereum'da var. Ve Ethereum'da o kadar çok proje yatırım yaptıkları için Ethereum'u, yani farkındaysanız şu an ETF başvuruları Bitcoin ve Ethereum üzerinden geliyor. Evet. Bitti. Konu bu. Total 3'e kayması da şunu olacak. Bu kurumsallar artık Bitcoin ve Ethereum'dan belli bir miktar kar aldıktan sonra diyecekler ki bizim mantık. Yoktan kazandığımız para. Şu altcoin'lere bir serpiştirelim bakalım diyecekler ki onların o serpiştirdiği para zaten bizde 1 milyon kişinin attığı parayla aynı paraya denk gelir. Yani o zaman da artık tahtalarda yeşillenmeleri bol bol göreceğiz. Vallahi hocam sana bir söyleyeyim mi? Ne tatlı konuştun ya. Yemin ederim. Tam olarak düşündüğüm o biliyor musun? Yani hep sürekli bunu anlatıyorum. Çünkü o altcoin'lerdeki o pump var ya o arada işte şu an yaşayacağımız Total 3 tarafındaki hareketler var ya altcoin'lerin yükselişini getiren hareket. İşte hep bu Evet. Bitcoin Ethereum yatırımlarından çıkan para. Net. Aksi durum Aynen. yok. BTC paritesinde, Ethereum paritesinde mesela Ethereum paritesinde SNT, SNX mesela bunlar çok fazla trade yapılan ürünler. Çok aşırı trade yapılan. Adamlar SNX durmadan trade yapıyorlar Ethereum üzerinden. Ve SNX bunun çok ekmeğini yiyor. Aha BTC de burada. 44'e gidiyordu geri bastılar. Şimdi SNX bunun çok ekmeğini yiyor mesela. Şimdi şunu görüyor olmamız lazım. Bitcoin gelmiş 44 bin 45 bin dolara ve biz Bitcoin'in yükselişi biraz da yatay kaldı arada. Genel itibariyle işte orada bir oyalanma var zaten. BTC dominansı geçtiğimiz yayınlardan o az çok hareketlerle piyasanın yükselişini izledik. Bize gerçekten Ethereum şey Bitcoin'in şu an ekranda gördüğümüz gibi yani böyle bir hafta yatay gittiği 10 gün yatay gittiği bir şey lazım. Ölümcül yataylık. Öyle bir şey yakalayabilirsek Mantıklı. düşüşlü yükselişli vururuz diyorum ya. Altcoin'lerde fena para vurur. Eğer ki şu an bir çakılma falan gelmezse önümüzdeki 2-3 gün içinde fiyat yatayda kalırsa çok para kazandırır hocam. Kazanacağız da zaten hocam, yani şey yok, bu işin kuralı bu. Şimdi Bitcoin'le adamlar ne kadar kar yapabilir? Bunlar da sonuçta bir trader. Bunlar da sonuçta finalde karı görmek isteyecek ve karı arttırmak isteyecek. Bitcoin artışına baktığımızda spot taraftan yüklü giriş yok. Spot'tan sadece Coinbase'in yaptığı bir girişler var. Ama fiyatın yukarı gitmesi tamamen vadeli taraftan gidiyor. Yani bu da demek ki adamlar orada kar yapıyorlar. Bu likidasyon diyoruz, yani 200 milyon dolar likidite oldu diyoruz günlük. Evet. Bu para nereye gidiyor abi? Kriptodan çıktığını mı zannediyorsunuz bu paranın? Yok. Bu para bekleniyor. Spot tarafta uygun olan yerlere küçük küçük girişler yapılıyor. Ya da spot tarafında
yarısı realize edilse, yarısı yani %25'i realize edildi, %25'i başarısız işlemdesen adamların elinde 100 milyon dolar para kalıyor. Ne yapacaklar adamlar? Bu 100 milyonla bu sefer yarın bir tahtayı yukarı vurmak için ya cepte tutacaklar ya total 3'e kaydıracaklar. Ben de şimdiden altcoin spot rezervi yapacaklar. Kesinlikle öyle ya. Kesinlikle öyle. Yani ben ne yalan söyleyeyim şu an. Dün akşam oturdum. Hocam dün akşam gece saat kaçtı ya? 1,5 muydu? 2 miydi? Oturdum. Sabah saat 8'di. Kalktım bilgisayarın başından. 6 saat TradingView listemi komple analiz ettim. Komple. Yetmedi çıktım listede olmayanlar. Ben şimdi TradingView ücretsiz kullanıyorum. Para vermiyorum. listede olmayanlara çıktım borsaya. Geçtim Bybit'e. Bybit'e baktım. İnine inciğine ne kadar altcoin varsa. Hepsini inceledim. Geçtim Binance'a. Binance'daki bütün ürünleri inceledim. Detaylı detaylı hepsine baktım. Sana bir net bir şey söyleyeceğim. Bak yaklaşık 30-35 tane grafik çıkardım. Premium'da var. Sen burada bizim Premium'da yoksun ha. Ha, kaçırmışım onu o zaman. Seni oraya alalım. Şimdi hepsi bizim Premium'da var. Yaklaşık 30-35 tane altcoin grafiği hazırladım. Yani kırılımları, bazıları verdi kırılımlarını, işte kısa vadeli, orta vadeli hareketler. Dün akşamdan verdiklerimiz şu an çatır çatır vuruyor. Çok güzel hareketler. Yani görüntüye baktım. Şu an birisi piyasaya böyle çok affedersin pandik atmazsa eğer çok tatlı ya. Çok tatlı yani. Piyasaya şu an hani şöyle bir şey vardır. Mesela teknikle ilgilenenler hep şey der. Grafik hazır olur. Teknik hazırlar her şeyi bir habere bakar der. Ya ben de tam tersine inanıyorum. Temel her şeyi hazırlar. Sonra grafiği çizer insanlara gel gel yapar. Ya şu an bütün grafikler şey patlamaya hazır bomba gibi. Bu insanlar şimdi boğa öncesi teknik inandırması lazım insanlar artık iyice de. Yani tekniğin çalışması lazım ki insanlar ona göre işlem yapabilsin. Kesinlikle öyle. Zaten bu bizim bahsettiğimiz çizgiler bilmem neler hani birilerinin ikilerinin kafadan attığı bir şey değil. 100 yıldır, 150 yıldır denenip de ortaya çıkan ve sonuçları başarılı olan işlemler. Gökten kimseye bu ayet gibi inmedi. Tabii canım. Ya Adam. zaten onu söylüyoruz hep. Bunu anlatıyoruz işte. Şimdi sana kritik bir altcoin soracağım. Hemen soruların içinde direkt olarak da yazıyor. Keton mu yazıyordu onu? Kim yazıyordu? Dur bakayım yazanı bulayım. Aynen Ketum. Ketum durmadan darlayıp duruyor yorumlardan da. Bu arada yorumlardaki işte beğen butonuna basıp kanala destek olmayı unutmayalım. Yayın yapıyoruz şu an. Bak müsait değilim böyle şeyleri söylemeye. Siz halledin o işi sizde. Şimdi FLR, Fransa, Lüleburgaz, Rize. FLR bildiğim bir şey değil. Hızlıca bir bakayım koy. Flare diye yazılıyor. Flare diye bir token'mış. Evet. Arkadaş Coinbase'de varmış. Önemli bir veri bu dönemde. Çünkü Coinbase Amerika tarafından Nasdaq'ta listeli tek borsa. O Evet. yüzden hani bir token Coinbase'e kolay kolay giremiyor. EVM bazlı bir layer 1'miş. Yani bir ekosistemmiş. Avax gibi düşünebiliriz bunu. Altındaki projelere ve destekçilerine bakmak lazım. Ama dolaşımı çok az. %28'i dolaşımda. Bayağı bir top. Bunun ekosistemini bir incelemek lazım. Ya da arkasındaki yatırımcılar kimdir onlara bakmak lazım. Token Insight sitesi bize bu verileri veriyor her zaman. Ya şöyle sen en Token azından hocam Insight'tan yani bakabiliriz. ilk görüntüde şu an ne görüyorsun? İlk görüntüde ne görüyorsun? Şu an ben de ekrana vereyim. İlk görüntüde senin böyle dikkatini çeken ne? Ben mesela CoinMarketCap'e sıktım şu an. Basit baktığınız zaman temelde yatırım tavsiye değil zaten. En azından arkadaşımızın sorusuna cevap verebileceğimiz bir durum. Çok fiyatta bir oynama olmamış yeni bir ekosistem. Hiç adını da duymadık. Arkasındaki backerlara baktığımda da şey göremiyorum. Güçlü bir kapital göremiyorum. 12 Nisan'da ama hemen listelenmiş. Biraz da özeline bakmak lazım. Yani XRP ile bir ilişkisi var gibi duruyor. Anladığım kadarıyla. Sitesini açtım, ekrana yansıttım ben de şu an. Daha üzerinden bir token çıkmamış. 2000, oh pardon, Layer 0'ymuş o. Yani bir ekosisteme bu şekilde bakmak biraz şey olacak. Detaylı bakmak lazım yazım diline. Kimsenin yapamadığı neyi yapmak istiyor, neyi başarabileceğini düşünüyor. Bunlar önemli. Ki Layer 1 bu kadar az destekçiyle çıkması zaten başka bir soru işareti. Yani bir inceleyip üstüne konuşmak lazım. Şu an ne desek sıkıntı ama bu arada 2x yapar o garanti zaten. Valla. Zaten oradan düşmüş fiyat aşağı ama şimdi ekibin elinde para var mı yok mu? Ona bir bakmak lazım. Üstündeki projeleri nasıl çekecek? Şimdi altcoin'lerde şöyle bir durum var. Mesela biz Kaspa'da bunu söyleyeceğim özellikle. Şimdi dedik ya bir dil icat edecekler, yazacaklar ya da Rust'ı kullanacaklar. Üzerine proje çekecek. Şimdi BIOKA sistemin geliri üzerindeki projelerden aldığı fiiler yani vergiler. Vergi geliri ne kadar fazla olursa ekosistem o kadar paralı olur ve o kadar yeni çıkacak projelere destek sağlayabilir.
Şimdi ya ekosistemin kendisi destek sağlayacak diyecek ki, yani diyecek ki işte Golden Trader hocam senin mükemmel bir projen var. Gel ben sana yarı parasını vereyim. Tokenların da yarısını ben alayım, sen gir. İleride senin tokenın değerlenince de kademede satacak, kendi ekosistemini fayda olarak bunu döndürecek. Yani ya bunu yapacak ya da diyecek ki bak benim arkamda bunlar var yatırımcı olarak. Evet. Benim arkamdaki yatırımcılar sana destek olacak diyecek. Ve arkasındaki yatırımcılar da şundan destek olacak. Sana yatırım yapınca o ekosistemin de değerleneceğini bildiği için bu şekilde bir yatırımcı olacak. Oradan sonra işlem değişecek. Şimdi Kaspa'da bunların hiçbiri olmuyor. Yatırımcı yok. Ekipte para yok. Projeler niye gelsin? Niye gelsin? Gelmezsin ya. Bu şuna benziyor. Deriz ki işte bir AVM yaptık. Gelin abicim burada dükkan açın diyoruz. Ama diyoruz ki burada şey yok. Müşteri gelmiyor. Bir de kiralar biraz yüksek. Ama siz gelin burada dükkanınızı açın diyoruz. Kim niye gelsin? Düz bir mantık. O yüzden ekosistem layer 1'lere buna çok dikkat etmek lazım. Bunu hani görmemiz lazım. Hani bunlar parayı nereden çıkartacaklar? Nereden projeleri destekleyecekler? Ya da projeler niye oraya gitsin? Yani Ethereum'a gitmeyip de niye adam Flare'e gitsin? Ketum yorum atmış hocam. Demiş ki Engin hocama söyleyin Bitcoin'i kaçırdığı gibi FLR'yi kaçır. Tamam, dikkate alacağım. Zaten yayından sonra bir incelerim. En kötü Twitter'da flüt olarak geçerim bunu. Vallahi bilmiyorum hocam öyle söylemiş. Arkadaşlar bütün sorularınızı cevaplamaya yani sorduğunuz altcoin projelerin özellikle tabii hakim olunanlar ama işte atıyorum daha önce denk gelmediğimiz mesela işte Flare gibi dediğimiz projeler olursa eğer onları tabii ki sonraki yayınlara bırakacağız. Keza ben buradan da hemen bir sürprizi açıklayayım. Bu tarz yayınlara destek olduğunuz müddetçe yani etkileşim yüksek olduğu biz Kaptan hocamla ortak yayınlara devam edeceğiz. O yüzden böyle beğen butonu falan bu tarz şeylere destek. Çünkü kendisi de zaten en azından YouTube üzerinde hem kendi hem de bizler de beraber güzel içerikler üretmek istiyor. Biz de ona güzel bir teklifle gittik. Hocam dedik bizim yayınlarımıza hep katılmak ister misin? Hep beraber yayın yapalım ara ara bu şekilde. Güzel bir program olsun dedik. Sağ olsun bizi kırmadı. Bu teklifimizi kabul etti. Ama sizlerden ricam bu noktada lütfen desteği tam tutalım ki motivasyon kırılmasın. Yoksa adam diyecek ki hocam gel demek ki milletin hoşuna gitmiyor. Sen de boşuna zorlama diyecek. Gerek yok. Şimdi önce soruları tabii Twitter tarafındaki soruları cevaplıyoruz. Çünkü oradaki gelen yorumlardaki soruları alıyoruz. Ardından yayındaki soruları alacağım ve burada birkaç soru kaldı. Çok bir şey yok. Atmamışsınız o kadar soru Allah sizinle. Şimdi hocam sana bir soruyla geleyim hemen hızlıca. Tabii ki gönder gelsin hocam. Sui projesini nasıl değerlendiriyorsunuz ve XRP iki altcoin gelmiş. XRP ile başlayayım. Biraz daha hızlı olacak. XRP ilk çıkan fikirlerden biriydi ve güzel marketle ödeme yöntemi diyordu. Ama yine Ethereum nasıl yeniliklere ayak uyduramıyorsa XRP ile şu dava süreci o kadar yapıldı. Market cap'i zaten çok yüksek. Çok erken çok ciddi değerlendi. Hani en kötü bence market cap üzerinden gidecektir. Bitcoin ne kadar hard artış sağlarsa XRP'de ondan çok farklı olacağını zannetmiyorum. Hani altcoin olduğu için bir iki kat daha fazla yapsın hareketi. XRP bu. Ha şöyle, XRP'nin sunduğu teknolojiyi az önce söylediğimiz gibi XRP'nin sunduğu teknolojiyi sunan çok daha iyi projeler var. Yani IOTA olsun ki zaten pump'ını yaptı gördük hepimiz. Bu projeler yani daha yüksek kazanç için bence daha mantıklı. XRP'de bekleyeceğimi IOTA'da beklerim. Daha iyi. Çünkü ben ekranımda bakayım şu an market cap'i 36 milyar dolar olmuş. Daha ne kadar yükselecek ki bu abi? Bizim hani değerlenmiş dediğimiz kaspa bile 4 milyar dolarda şu an. Yani bu player ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu arada hocam ağzına sağlık. Player ile ilgili bir şey söyleyen arkadaşım bir direnci var. Grafikte ben de baktım teknik olarak. Hemen şuradan 2 dakikanı da vereyim. Bak player'da bir direnç alanı var. Minör bir direnç alanı 0,015-16 aralığında. Bunun üstüne atmasını bekleyebiliriz. Kısa vadede zaten 4 saatlikte burada güzel bir yükselen üçgen yapısı oluşturuyor kendince. Bunu daralan üçgen gibi şuradan trend çekerseniz şu iğnelerden trend çekerseniz daralan üçgen gibi de takip edebilir. Eğer ki kutu direnç halinde şuraya alırsanız komple buradan daralan yukarı doğru yükselen üçgen olarak da analiz edebilirsiniz. Bu alanların kırılması lazım patlaması için. Bu direnç alanlarını kıramazsa Haftalığında tabii hocam hemen açtım haftalığını. Haftalıkta bu boş hiçbir şey yok ki çok daha. güzel duruyor. Haftalıkta 15 sentin üstünde haftalık kapanışımı yapayım hayırlı olsun. 30. Ben söyleyeyim, bu listeleme fiyatın üstüne çok rahat atar. Tabii işte bu. Bir sonraki direnci söylüyorum ben direkt. Bu Bu abi sonraki her şey direnç. gelir. 2x sonraki direnci. Zaten ondan sonra yukarı. Ki bence hani büyük ihtimal 1,5-2 hafta yani gelecektir. 10-15 gün anca sürecektir diye Evet. düşünüyorum. Başka yerden kar alınca buraya giriş yapabilir. Peki suyu hakkında ne düşünüyorsun hocam? Suyu Aptos'un kız kardeşi zaten aynı teknolojiyi sunuyor. Sadece aralarında basit bir fark var. Sen Aptos diyor ki seviyorsun. ben yani bayağı çünkü 1,5-2 senedir hem Suyu hem Aptos tarafında varım.
Sui zaten yakında bir marketinge başlayacak. Özellikle Türkiye için görüştükleri birkaç isim var, ajans var. Hatta geçen hafta onlara Sui'yi anlattım biraz. Stratejileri ne olmalı, nerede yanlış yapıyorlar. Sui'nin tek sıkıntısı Aptos'la aynı gözüküp Aptos'un yaptığı airdrop'u yapmayarak insanları kendinden çok soğuttu. O kötü haberlerle herkes hatırladı listelendikten sonra. Öyle bir topluluğu biraz kendinden soğuttu. İkincisi, Sui çok iyi yatırımlar alamadı Aptos kadar. Yani Aptos 350 milyon dolarlık bir yatırım aldı ama Sui 35-40 milyonda kaldı. Sonrasında Sui borsalardan yaptığı ön satışta bir ciddi para topladı. 85 milyon dolarlık satış yaptı. KuCoin'de, OKX'te ve Binance'ta. Şimdi bence Sui'nin fiyatlanması için şuna bakmak lazım. Ha, bir de Sui şöyle bir hata yaptı. Çok erken projelere çok ciddi destekler verdi ve parayı biraz çarçur etti. Aptos bunu yapmadı ama Sui çok hızlı yaptı bunu. Burada da şey durumu ortaya çıktı. Nasıl söyleyeyim? Boşa giden projeler kayıp olarak geldi ve bence 12 aylık bir süreç vardı galiba listelemede. Nisan ayında çıktı. Nisan ayında son kilitler açıldıktan sonra borsadan alanlara onlar da satışını yaptığında ki yaparlarsa suyu ondan sonra ciddi bir şekilde destekler büyüyecektir ki suyunu Ha, da çok ben bayağı güzel bir yorum bekliyorum. yaptın. Tam bunun sorusunu sor. Şimdi borsadaki gibi biliyorsun işte listelenme kampanyaları sırası işte 12 ay eşit dağıtacaklardı aylık olarak. Ben mesela suyu analizi ne zaman sorulsa kardeşim tamam bak suyu güzel olabilir. Liste işte son dağıtımlar 12. ay mı? Tam tarihine bakarım 11. ayında bir ay kala gider satın alırım gibi konuşmuştum. Sence yanlış bir yorum yapmışım değil mi? Yanlış değil ama biraz eksik hocam. Ya bununla ilgili Tamam. ben bir video çekmiştim hatta YouTube'da şunu söyledim. Çektin mi? Açılan Westing, evet Kanalda varsa vereyim. Westingler'le ilgili kanalda olacak. Westinglerin dikkat edilmesi gereken noktası şu. Ne kadar açıldığı değil. Açılan tokenların kime gideceği önemli. Yani şu diyelim ki biz bir token bastık. 10 dolarlık bir token bastık. Bu token 6 dolara düştü. Biz ön yatırımcılardan 8 dolardan sattık. Şimdi kurumsal bir senedir bekliyor. 8 dolardan aldığını 6 dolardan satar mı bu adam? Satmaz. Yani bu hafta mesela Aptos'un 220 milyon dolarlık bir açılışı var. Geçen ay da vardı bu fiyat 200 milyon dolarlık bir açılış. İnsanlar ne dedi? Şey dedi. Fiyat düşecek. Hayır abi düşmeyecek. Çünkü bu airdropçulara gitmiyor bu açılan token. Kurumsal yatırımcılara gidiyor. Şimdi kurumsal yatırımcıya gittiğinde işin rengi değişiyor. Bu sefer bu adam para verip bir sene beklemiş. %5, %10 kar için bunu bir sene beklemedi kurum. Bu noktadan dikkat etmek lazım. Açılacak tokenlar da bu yüzden önemli. Kime açılacak? Hani suyu özelinde niye 12 ay dedim? Çünkü şeye gidecek. Launchpad'den alanlara gidecek. Küçük yatırımcıya. Yani sabırsız insanlar. Tabii işte ben suyu Yani için söylüyorum bunu zaten. su için bunu konuşabiliriz. Ha ben yok Borsadaki ben genel olarak listing söylemedim hocam. Ben suyu için söyledim. bu genelde yapılan bir hata hocam. Mesela şey bullish ve bearish. Yani ayı ve boğa listingleri vardır. İnsanlar bunu çok dikkate almazlar ve klasik bizim roketçi fenomenler hep şey der. O bu kadar token açılacak, bu düşer bekleyin. Niye abi bekleyesin? Kime gidiyor bir bak. Neye gidiyor bir bak. Belki de Önemli alacaklar değil olan mi? burası. Tabii ki bullish şeyler, vestingler çok olur. Ben yatırımcı olsam, mal satacak bile olsam vesting öncesi fiyatı yukarı vururum. Tamam. Millet bekleyecek de düşüyor. Vururum yukarı, pahalı satarım, sonra düşürürüm. Ya da airdropçulara gidecekse ki Aptos onu yaptı. 19 dolardan niye 3 dolara düşürdü? Düşürdüğü döneme bakın hep vesting öncesi fiyat düşürdü. Satacak adam zaten. 19'dan satmasın 15'ten sat. Para bende kalsın ya da para uzun vadeli yatırımcıda kalsın. Bunlar tahta stratejileri. Valla harika anlatıyorsun hocam. Yayın efsane geçiyor. Ben bayılıyorum. Arkadaşların da keyfi yerinde. Yorumlardan okuyorum ve yorum senin de müsaadenle. Tabii ki hocam. Şimdi bana ne gelmiş oradan bakıyorum şöyle. Yaz onlar da yazsınlar. Aralarından bir tane seçeceğim. Flow. Flok. Flow. W ile. Flow. Flow. Hemen bir bakalım hocam. Şimdi ben böyle projeleri, bilmediğim projeleri biraz detaylı diyorum diye insanlar yanlış anlamasın. Ben hep şey, yani sepeti oluşturduğum için yeni proje bakma gereksinimi artık çok duymuyorum. Elimdeki mevcutlar daha çok ilgimi çekiyor. Flow, Ethereum ağındaki Flow'dan bahsediyorsaksa grafiği bence çok iyi duruyor. Bir önce kafadan onu bir söyleyelim. 80 sent. İkincisi, evet 80 sent ve çok güzel bir düşeni var. Boğa'da da çok bir ilgi çekmemiş ama Binance'da hacmi güzel. Akabinde yine Coinbase'de olması, Binance'da Coinbase'de olması bizim bilmediğimiz bir şeyleri arkadaşlar biliyor demektir. Bu da neymiş? NFT DAO DeFi projeleri için bir merkeziyetsiz durummuş. Aslında arka planlarında ne var? CryptoKitties, NBA ve NFL. Amerika tarafından olduğunu artık anlıyoruz. Arkasındaki şeyler de iyi duruyor.
kapitaller değil duruyor. Hemen bir Token Insight'tan şeyine bakalım. Arkasındaki kapital isimlerine bakalım. Oradan daha rahat konuşuruz. Ama beğendim projeyi. Bu Yani fena bir siteyi proje ekrana değil veriyorum şu gibi an. Sen duruyor. anlattıkça böyle coin falan O gezdiriyor. abi alın direkt. Yani yatırım tavsiyesi dememek için bile zor tutarım da A16Z baş yatırım. A16Z zaten Amerika'da en sözü geçen kripto tarafına 30 milyar dolardan fazla bütçesi olan bir kapital. Valla. Coinbase ve A16Z ciddi yatırımcılarıymış. Ben de ekleyeyim Yapar mıyız bunu 8 dolar 10x? bunu sepete. 60 doları geçer bu zorlar. Ne Boğa diyor zaman ya? eğer dediği anlaşmaları yapabilirse A16Z para kaybetmek için bir kimse yatırım yapmaz. Bak 88x dedin şu an. A16Z'nin en çok yatırım yaptığı iki proje var şu. Hatta dört proje var. Evet. Ki ben en kötü A16Z'yi açarım. Onun aldığı tokenları alırım. Düşünmem bile. Sui, Aptos, Centrifuge, Goldfinch. Yani benim sepetimin yarısı zaten bu yatırımcıdan oluşuyor. Güzel proje. Ben bunu yıldızlamaya başladım şimdi. Peki. Hocam heyecanlandırdın bizi. Dur. Dur yapma. Paramızı harcayacağız. Yapma. Nereden gireceğim? Güzel yerler var. Bakarız beraber. Bir şey söyleyeceğim. Seninle beraber bir sepet yapalım. Yalnız ben şimdi almayacağım. Olur hocam. Şimdi ben Geç bir sepet kalmayalım da. ayarlıyorum. Ben bir sepet ayarlıyorum. Uygun yerlere geldiği zaman alım yapacağım. O sepetin içine bir de senle kahve içecek karşılıklı. Ben gelirim yanına. Olur hocam, seve seve. Güzel oldu. İyi tamam. Sepet konusunda iyiyiz. Ersin Bey'in keyfi yerinde. Sorunun cevabını aldım. Mutlu tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu yeni çıkanlar var ya, özellikle yenileri falan biraz daha teknik verisi var. O yüzden mesela Ersin Bey de yazmış işte, demiş ki 42 dolardan düştü. Hocam falan filan demiş. Yani tekrar olarak gelse yine o yeter gibisinden diyor. Şimdi bu yeni çıkanlar çok daha böyle piyasada aslında ilgi uyandırıyor. O yüzden bu konular hakkındaki, yani bu tarz altcoin'ler hakkındaki biraz almak istiyorum. Sen ne kadar baktın şu an bilmiyorum pek ama şu 5 ire, 5 ire. Ya o çok ilginç. Ben 2 sene önce onun ekibiyle bir partnerlik için görüşmüştük. Hatta adamları launchpad ayarlayacaktık. Ben bu kadar büyüyeceklerini tahmin etmiyordum. 1,5 senedir çıkmadılar. Şimdi yeni çıkıyorlar. Hatta geçen hafta CEO'su ile bir görüşmem oldu. Türkiye'de marketing yapmayı planlıyorlarmış. Ama hani ekipte bütçe konusunda bir sıkıntı var. Çok komik bir bütçe söyledi çünkü. Ya 1.000 dolarla marketing yapmayı planlıyoruz gibi bir şey söyledi. Nasıl ya? Marketing bütçeleri 1.000 dolar civarı bir şeymiş galiba. Anladığım oydu benim. Sonra zaten bir airdrop açıkladılar. Dünya görev vermişler. 10 dolar mı 20 dolar mı ne ödül veriyorlar. Bu biraz düşündürdü beni. Yani Biraz bütçe daha yoksa yatırım bir yapması partner lazım yani. alamadı, yatırım alamadı demektir. Birçok şey devreye giriyor bu sefer. Oradan biraz şeyde kaldım, ikilemde kaldım. Ve yani çok bir özelliğini göremedim. Ha, Boğa'da hype yapar mı? Elbette yapar. Peki bunun gibi başka projeler de var. Onlardan da soru alayım mı? Mesela şimdi bilirsin son zamanlarında böyle efsanevi ürünü herkesin dilinde. Biz de onu 21 dolardan longlamıştık. Ordi. Ordi BRC'nin bayrak direği. Ya Ordi'yi ben artık Mart Nisan ayında çıktım oradan. Çünkü BRC ağının mantığı şudur. Binance şey Bitcoin'de yapılamayan kontrat sistemleri BRC'ye NFT olarak işlemiş. Şimdi bakın Bitcoin'de kontrat yazamıyoruz token. Ama Bitcoin üzerinde NFT oluşturulabiliyor. Yani yapı ona müsait. Çünkü birinden birine transfer olduğu için. BRC tokenlarının her transferini sistem aslında NFT transferi olarak algılayıp Bitcoin hash'teki olarak geçiyor. Benim gözümde BRC sadece Bitcoin'in üzerindeki hash rate artsın, miningçiler para kazansın ve Bitcoin şey hacim olsun diye yaratılmış bir şey. Layer 2 aslında. Ama burada yarın öbür gün Bitcoin'de çünkü bir Ar-Ge yapmaya çalışıyor yazılım. Eğer onu geliştirebilirlerse BRC için çok farklı şeyler konuşabiliriz. Ama yine ben aynı noktaya geliyorum klasik. Yani elimde daha garantiler varken riskli noktalara niye gideyim gibi. Yani bu tarz BRC'lerde mesela ilk projeleri hemen alıp karını alıp eyvallah arkadaş Allah bereket versin deyip yol ayırmak lazım. Zaten şu an kriptoda Bitcoin harcı hiçbir şeyle uzun süre umut bağlamamak lazım bana göre. Biz de öyle yaptık zaten hocam. Gittik orduya long açtık. 21'den. Gece saat 2. Deli gibiyim. Yatağın içinde dönüp dönüp duruyorum. Elimde telefon. Dedim piyasada bir hareketlilik var. Bir şey yapmam lazım. Gezdim, dolaştım, aradım, analiz ettim. Bir baktım karşıma hop ordu çıktı. 21.60'tan buna longu bir koyduk. 10x. Sabahına hocam hiç acımadı bak. Sabahına yazdı %300. Öğlene yazdı %500. Ertesi gün yazdı %1500. Bundan ne oluyor oğlum, ne lan bu? Bir gidişi var. Çatır çatır yaptık burada. Çatır çatır. 20x vurdu. Tabii biz o kadar vuramadık. Ben bunu olay dinle çıldırırsın. Şimdi ben bunda karı gördüm.
Bir fiyat belirlemiştim. Hatırlamıyorum şimdi fiyatı. Bir fiyat belirledim. Bu fiyatta %50 kapama emri verdim. Ama saat de sabahın 5'i falan oldu. Ben ta 2'de girdim. 3 saatte işte zaten bizim girdiğimiz yerden hiç aşağı mum atmadı. İğne yok. Öyle bir yerde yakaladık ki ben normalde 1 dolar falan gerileme oldu. Onu bile yapmadı. Dümdüz gidiyor. Girdik işleme. Ben yükselişini izliyorum. Gitti yukarıya, yaptı işte bir yükselişi. Saat sabahın 5 uykum. Dedim şuna bir kar kapama emri vereyim %50'lik. O fiyata verdim emri. Sonra işte Instagram'da takılıyorum bir yandan. Birkaç tane daha işlem. Onlar da işte o altcoin'ler de yürüyor. Adlarını bile hatırlamıyorum şu an. Hepsinde yükseliş var. Ama en kötüsünden aldığımız roya şakası söylüyorum. En kötüsü. Öyle ilerliyor. 300-500 gidiyor roya'lar. Ve çok güzel para kazanıyoruz. Abi emri verdiğim yerde bir daha gördüm fiyatı. Dedim ki lan bunu dedim emri verdiğimi unuttum. Şunu dedim %50'sini kapatacaktım ben kapıyı. Bastım kapattım. Aradan 10 dakika falan daha geçti. Bir daha geldim bir daha baktım. Ulan işlem yok. İşlem geçmişine bir baktım. Benim emir yerinin biraz altında kapamıştım zaten. Oralara geldi. Ben kapadım. O istediğim yere vurmuş. Orada işlemi yüz emirden. Bir şey kalmadı. Adet bazlı alıyor ya emri. Gitti, ben emri öyle kapattım. Millet 13-14 ordiden ben izledim öyle. Bir kere daha girdim sonra. Daha da girmedim bundan sonra işte. Gitti öyle. Ya ben aklımdakini gördükten sonra sıkıntı yok. Bir daha dönüp bakmam yani. Hani gitmiş mi gitsin. Allah selamet ver. Hocam Yapacak yok. bir şey yok Şimdi yani. ben bunda şakasız ilk etapta işte ilk konuştuk bunda 36 doların kırılması lazımdı. 36 doları kırarsa 45 dolar oralardan işte gelirse en fazla 70. Bak tam 70 dolardan döndü, bunun şeyi var. Yayınlardan kaydı var yani. Belki şimdi dinleyenler, ilk defa dinleyenler falan vardır. Şey diyordur hadi lan oradan 70 demişmiş falan. Onlara diyenler olur illaki, burada şahitleri var yani, söylesinler. 35 dolar bantlarını kırdıktan sonra 70. Ha o 70'i kırarsa ondan sonra olursa. Fiyat o şekilde değerlendirirken de Fibonacci falan kullan. Ama 70 olacağını bekliyor muydun desen? Vallahi beklemiyordum. Kur'an çarpsın beklemiyordum. Ben 45, 40-45 yeter diyordum buna. Ya Alper, birader. Shiba'yı açacağım şimdi. Eğer Shiba'da pump yoksa banlanacaksın. Moderatörler. Shiba da Boğa'nın gizli şeyi. Moderatörler Alper'i Gizli. banlayın. Ya abi bak her yayında böyle geliyor. Tamam mı hocam? Biz şey değiliz. Alper'i severiz. Ben görüyorum kaç yayındır geliyor. Güzel de yorumlarda yazıyor. Ama şu roketten biz var vazgeçmedi. Milleti de heyecanlandırıyor burada. Shiba bak yayını şey yapıyor. Kötü bir şey yaptığını düşünmüyor belki ama kötü bir şey bu. Hem insanların odağını dağıtıyor. Hoş değil. Ha Shiba'ya gelecek olursak al sana ekran. Al. Shiba. Biz vermiştik bunu. Altta bir destek kapanışı yaptı. Tamam eyvallah. Bizim paylaştığımız yerleri görüyorsun burada. Ben bunu 800 lira testini size söylemedim ben. Verdiğimiz hedef. Nereden dönmüş? Hocam sen görüyor musun ekranı? Evet, görüyorum hocam. Ha. Bak, nokta atışı nereden dönmüş? Bu grafiği ne zaman çizdim biliyor musunuz? Bak sana yemin ederim ama burada 5 Kasım'da çizdim. Ya işte gelmiş işte. Evet. Roket al. Tamam bitti Alper. Roket bitti kardeşim. Cansın. Miraç Bey desteğin için teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol, güzel insan. Ve şimdi Engin'in de desteği var. İşte pardon, Engin değil, Engin sensin hocam. Bir tane de Engin var bizim, aklıma o geldi. Onu okuyorum sandım. Barış'ın desteği var. Barış bir süper chat desteği göndermiş ve demiş ki Engin hocam Teta hakkında ne düşünüyor? Teta Network değil mi? Yanlış Evet. hatırlamıyorsam bu proje bayağı eski bir proje. Evet. Hatta bunun da altı var. Tifuel. Evet, bu şey Steam'i canlandırmaya çalışan bir projeydi. Oyun sektörü için ve video gaming, streaming için bir projeydi. Mantığı çok iyi. Ekip de iyi çalışmıştı hatta. Ama işte tam boğaya kıymet bulduğu zaman tam böyle boğanın sonuna denk gelmişti. Ve o zaman da çok kötü bir vesting açılışları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tamamı şu an piyasada %100'ü dolaşımda olan bir Hemen onu da ekrana projeydi. vereyim ben. Evet hocam sendeyiz. Burada tek sıkıntı proje çok pahalı çıkmıştı ilk başlangıçta. Yani fiyat olması gerektiğinden çok pahalıydı. Şu an dolaşımda olduğu halde 1,5 milyar dolar bir değeri var. Yani o değeri hak edecek kadar iş yaptı mı yapamadı. Ama hani buradan güzel projelerle, güzel oyun projeleriyle yapacağı partnerlik de çok iyi yere gelebilir. Çünkü bu bir ekosistem. Yani kendi üzerinde düşünmemek lazım. Bunun üzerine çıkacak projeler olacak. Oyun projeleri olur, video streaming ya da broadcast dediğimiz Netflix gibi şeyler olur. Bunlar bunun üzerinden çıkacaklar. Bir hype gelecektir oyuna. Çünkü artık ekosistem teknolojileri buna çok uygun. Sadece bu ayak uydurabilecek mi ona bakmak lazım. Yani projenin mantık olarak çok güzel bir yerde. Ben de Teknik grafiğini tarafı da ekrana verdim iyiyse. hocam. Ağzına sağlık. Sen bir yandan temel olarak anlatırken ben de hemen grafiği ekrana verdim. Detayla ilgili grafikleri de verdim. Şu an kritik bir direnç kırılmış. Retest yapılmış 1 dolarda. Yukarıda bir direnç daha var ama bana kalır. Sonra karşısında 1,5 dolar ve 1,90 çıkıyor. Yani
Kısa dönemde %50 ile 200x şey 2 da Allah mı söyletti? 2x arasında bir görüntü var gibi duruyor tabi, ama ilk etapta tabi yapması gereken yaklaşık olarak işte 1.20 falan üzerinde lazım. Ya yayını çok beğenmişler. Bak yorumlara bak. Cansınız, sağ olun. Evet, Engin hocanız da sizi çok sever. Evet, bana öyle dedi. Like atarlarsa dedi bayılırım dedi hepsine dedi. Beğen butonuna basıyorlarsa harika dedi. Hocam şimdi ben çok anlattım. Arkadaşlar bütün soruları alacağım, hiç merak etmeyin. Yeter ki biraz sabırlı olun. Güzelce dinleyin. Anlatılanları dikkatle dinleyin. Çünkü hani sizin sorduğunuz altcoin değil diye dikkate almamazlık yapmayın. Çünkü sizin sorduğunuz altcoin'e daha iyi bir şey çıkar. O yüzden mümkün mertebe bir dikkatinizi verin. Öyle aa işte benim sorduğuma yine bakmadı ya işte Allah. Putperest olun bunların hepsi falan yapmayın böyle, dinleyin. Faydalı şeyler bunlar, kötü şeyler değil. Diğer taraftan hocam ben yıllardır anlatıyorum. Artık ciğerim çürüdü. Bak perişan oldum. Kilo verdim. Eridim bir gram başında. Notre Dame kamburuna döndüm. Dinletemiyorum. USDC hakkında ne düşünüyorsun hocam? USDC bizim Luna'nın stable coin'inden Aynen öyle. bahsediyoruz, değil Terra mi? Luna'nın stable coin hakkında ne düşünüyorsun? Abi stable coin hakkında ne düşünülür ki? Kendini bire sabit tutsun yeter yani. Saçma sapan şeyler oluyor. Sıfır küsürlere düşüyor, üçlere, beşlere. Yani stable coin abi bu. Yani stable coin bu kadar devam ediyorsa demek ki arkasında ya rezerv yok, ya ekosistemde para yok, insanları tokatlıyorlar. Ya da Binance'dan, sağdan, soldan millet tahta üstüne oynuyor. Ya da arka planda kara para aklıyorlar yani. Ya ben anlatıyorum. Bundan bir halt olmaz. Tamam bak para kazan. X para kazandırıyor. 5 milyon dolar para yatırmam diyorum. Anlatamıyorum. USDC daha halen çok sıfırlı ya. 1 dolara da stabil olması lazım ya. Hani şey diye bunu bilmeyen belki bu yayını bu kadar böyle şey yapmamam lazım aslında. Böyle konuş çok cahil var. Kendini bilgili olarak addeden, insanlara sunan, pazarlamayı yanlış yapan. Şimdi bu adamlar işte bu diyor stable coin. Stable coinler ne yapar stable coinler? 1 dolara eşit olur. 1 dolara bunu bu diyor 1 dolara geldiği zaman şu kadar para olur. Veriyor millete gazı. Veriyor millet. Adam da diyor ki ben bundan diyor 10 bin liralık alsam 20 bin liralık. İşte şu kredi kartındaki nakit avansı çeksem de buraya aktarsam. Bu diyor 1 dolar olsa köşeyi dönerim. Aynen köşeyi dönersin. Aynen köşeyi O dönersin zaman harbiden. ben bir soru sorayım o zaman. Shiba 1 dolar olur mu? Hocam Shiba'nın 1 dolar olmasının mümkünatı yok. Shiba'nın 1 dolar olması için Bitcoin'in kaç milyon dolar olması lazım? Ya tabii canım işte basit mantık işte aynen öyle senin o hesap. Yani dünyadaki herkesin cebinde parmak izi kadar şey olsa, şiba olsa, adetsel bazda baktığın zaman yine olmaz herhalde sanmıyorum. Yani 4 tane 0 var önünde. Bu ne demek? 10 bin kat marketinin artması lazım market cap'i. Zaten 6 milyar dolar market cap'i var. Yani 6 milyarı 10 binle çarpınca 60 trilyon dolar gibi bir şey çıkıyor. Şu an altının değeri onun zaten 7'de biri. Bak ne 5 bin o yazmışsın? ekibi zaten. Hocam biri ne yazmış izni? Hocam bana adresini gönder. Van'dan sana hak. Bir ay sabah kahvaltıdan önce bir kaşık ye. Ay sonunda beni canlı yayında alırsın. Ciğerlerin tertemiz olur. Engin hocamın adresini veririz de arkadaşlar. Ben biraz gizliliğe önem veriyorum. Hocam başka sorular alayım mı? İster misin? Al hocam, önce bir HNT yaz vardı galiba yorumlarda, onu bir hızlayayım. Evet, HNT'de birisi onunla farklı bir ilgili sorun sistem var. ediyordu. Onu sor. Çok haklı bir sistem çünkü HNT kendi teknolojisini geliştirdiğinde son bir sene önce Binance ağından çıkıp Solana ağını tercih etti. Çünkü hem yatırımcıları hem Amerika'daki kolaylık anlaşmaları vesaire derken Binance'dan ziyade, yani BSC ağından ziyade Solana'yı tercih etti ve token'ı Solana'ya taşıdı. Taşırken de Binance dedi ki çıkma, benim ekosistemimde kal, yatırımı ben yapayım. Helium da dedi ki sen bana parayla yatırım yapabilirsin ama hukuki olarak ya da level atlatmak için bana o desteği sağlayamazsın dedi ve Solana'ya geçti. Ve bunun üzerine Binance ve birçok borsa HNT'ye gitti, delisted. HNT'de yeni bastığı tokenları gidip de o şeylere, borsalara listeletmedi. Ve dedi ki listelerseniz dedi hukuki yaptırım olur dedi. Benim tokenımı benden izinsiz satamazsınız. Ve doğal olarak fiyatta öyle bir düşüş oldu ki herkes HNT'yi, yani Binance kötü diye HNT'yi çıkartıyor diye düşündüler ama HNT kendi isteğiyle çıktı. Bir şantaj vardı. Buna boyun eğmedi, indiği için fiyatları 1 dolarlara kadar indi. Şu an çalışıyor. Dün Bloomberg TV Helium'u Amerika'da haber olarak verdi. Şu an Amerika'da Bitcoin ne kadar biliniyorsa Helium da neredeyse o kadar biliniyor. Yapma Yani ya. Bloomberg'de canlı yayına çıktı dün. Allah Biz Allah. hatta tweetini de atmıştık ki onun üstüne zaten 1,5 dolardan 5 doları falan gördü. Allah Kimse bunu Allah. düzeltmedi. Ben bunları nasıl kaçırıyorum ya? Bakayım. Beni demek ki takip edip bildirimleri Ya bildirimlerin açık da hocam. Bildirim çok geliyor telefonda. Sen bilirsin açmıyorsun. yani. Şimdi sen beni bildirimleri açsan görebileceksin. Yok vallahi göremiyorum. Nasıl Ben kendimi göreceksin ki? göremiyorum Bir sürü neredeyse. bildirim yağıyor. Her yerde bildirim. Aynen. İstesem de göremem.
Harbiden baksana Kasım itibariyle 2 ayda %300. Kasım'a gerek yok. Geçen hafta biz yayında ne söyledik? O zamanlar 2.90 mıydı neydi? Şu an 5 şeyden bakıyorum. 6 Aralık itibariyle bakıyorum. Yani 2 gün önceye bakıyorum. 6 Aralık'tan %100. 110. Allah bereket versin. Her maliyetimiz 1 dolarla civarı zaten. Mobile da aynı şekilde. Geçen bahsettiğimiz telefon projesi, Helium'un alt projesi. O da 2x yaptı. Şimdi Helium bir açıklama daha yaptı. Bir de IOT diye cloud sistemiyle ilgili bir proje çıkartacaklarmış yakında. Çıksın, onu da alırız. Gelecek bu tarafta çünkü. Allah Allah. Heyecanlandırdın bizi. Teknolojisi Ben çok iyi Helium'un. HNT'yi beğendiğimde Binance'ta değil. Bizi orada bir çarptılar. Biraz zarar ettim ben onda. Onu da ben de bayağı etmiştim ya. 40 dolardan yükselir diye toplamıştım. 30'a düşünce dedim satayım. İleride alttan alırız. Ben herhalde yanlış olmasın 9 dolardan falan aldım. Sonra salınca işte 7 dolardan falan satmak zorunda kaldım. Burada bayağı kaybettik. Satmasaydın zararda değildim. Bir ay sonra belki Hocam ta ne zamandı ya? Delisten önce diyorum sana ya. Ben o kadar hanete Valla beklemem. benim bir cüzdan var. 2 yıldır açmadım. Açsam sinirleneceğim diye. Boğa gelsin 2 yıl sonra açacağım o cüzdanı. İçinde neler var unuttum bile nerede. Hepsi full zarardaydı. Yani hep kâr etmiyoruz. Yani Boğa'nın son dönemlerinde birçok katıldığımız İDO'da hep içerideydik. Yani 100 dolardan aldığım token 1 dolara düşmüştü. En son önünde 5 tane. Oraya nasıl düştü, nasıl başardılar onu da anlamadım. Ya bu Ömer Bey bu stable coin değil kardeş USTC Onu o zaman bilmiyordum ben. 1,279 USTC TL yazmış 1,279 TL ne o USTC başka bir şey arkadaşlar başka USTC var mı? Stabil coin'i var benim bildiğim bir tek. Benim de öyle başka USTC varsa yanlış yorumlamışsak söyleyin yok değil mi bir tek o var tamam Ömer Ünlü kardeş o stable coin sen git araştır onu. Nasıl stabil coin'se başında bir tane de sıfır. Evet, Luna çöküşünden beri kalmış. Coin Market Cap'te böyle geçiyor. Ya bana mı söylüyor, başkasına mı söylüyor? Anlamadım da şey gibi yani. Öyle bir söyledi ki lan dedim acaba yanlış bir şey mi yorumladık? Başka bakayım sorulan altcoin'lere. Şimdi detaya baktık en son. HNT'ye baktık. Sosyal fu ama Ketum'un sorusunu aldık. Ketum. Dur milletin hakkına girmeyelim. Hocam Fitfi'de boğanın yıldızlarından olabilir mi? Demiş Alper Uçungan. Ya Fitfi Move to Earn projesiydi. Move to Earn projelerinin iki yolu var projeyi canlı tutabilmek için. Bir, Stepen GMT de aynı mantıkla çalışıyor bence. Uygulama içi reklam alacaklar, bir yerden para kazanacaklar. Yani token satmadan para kazanmanın yolunu bulması lazım. Şu an Move to Earn'ler onu bir türlü sağlayamıyorlar. Çünkü sağlama ihtimalleri çok zor. Ya işte Nike'la anlaşma yapacak, ayakkabının NFT'si ki onu yapana kadar Nike gider direkt NFT satar daha çok para kazanır. Niye o projeyi desteklesin? İkincisi de yani yürümeyle bir insana bir para kazandırmayacak. Yani bir yer vermeyecek. Git şu AVM'de bu kadar alışveriş yap yürüyerek dedi dese o AVM'den sponsorluk alsa eyvallah ama tahtayı geri getirebileceği yani ekonomiye para sokabileceği tek yer mal satmak NFT satmak. Bu da Ponzi sistemden bir farkı yok. Yani sürdürülebilir bir ekonomik model değil. Bence de öyle. Bu GMT falan da bak yazılmış mesela yorumu benim de aklıma. GMT falan da aynı. Aynen. Ya o zamanlar da söyledik Bir insanlar ara yani bunları abi hatta şey 50 yapmadılar milyon dolar mı? var. Şey yapmadılar mı bunları? Matkapın ucuna bağlıyorlardı. Ya. Telefonu. Sallanınca adım sayıyordu. Ben sana bir taktik vereyim mi abi? GMT'yi en çok zarara uğratan bir Türk arkadaşını atmış 30 tane cep telefonu sırt çantasına koymuş. Açmış hepsini. Sokakta yürümeye başlamış. Hayda. Herife bir ödül gidiyor, bir ödül gidiyor. Bu çıktığı zaman da yapıyor. Sistemi çökertti ya. Biz olsak deriz ki lan o kazandırmaz. Şöyle olmaz. Millet dirayet ne ha? Bizim millet de o Bu da konuda tam bir pratik yani ya. ilk girenler. İlk girenler kazanır. Ha şöyle bir şey de var. Şimdi biz temel tarafından yaklaşıyoruz olaya. Teknik tarafında da farklı bir muhabbet dönüyor market. Adam şunu diyor. Malı boşaltan insanlar değil. O tahtayı aşağı indiren market maker'ın kendisi. Şimdi market maker oradan deli gibi para kazandı mı? Evet. Kazandı. Diyoruz yani proje parayı nereden bulacak? Tahtadan aldı. Şimdi tahtadan aldığı paranın bir kısmıyla o tahtayı 100x yukarı vurabilir mi? Vurabilir. Malın hepsi kendindedir şu an. %90'ı, 98'i. Sürer tahtayı. 1000x de yapar şu an. Reklam da yapar. Yolda yeni kullanıcı da alır. Hatta satmasa daha kolay yükselir. Sabah 1000x'ten herkese yine satar. 2 ayda fiyatı orada tutar. Hatta yukarı bir 10x daha yaptırır. Sonra boğa geldi gazıyla orada devam eder. Finalde oradan bir daha milyar dolar para vurur. Bir sonraki ayya yine piyasayı canlandırır. Ya bir airdrop'a bakar. Bunlar işte normal borsa tarafları, merkeziyetsiz taraftan çıktığı için hani bu tarafları olma ihtimali olan projeleri çok hani ben şahsi olarak yatırım yapma taraftarı değilim. Peki hocam ağzına sağlık. Sıradaki yorumlardan birkaç tane de altcoin alacağım.
Müsaadenle seni Tabii şöyle ki biraz buyurun. seriye bağlayacağım, yoracağım biraz. Şöyle sıkı otur Hazırım. yerine. Derin bir nefes al. Tamam mı? Ardı ardına altcoin'ler geliyor. Çünkü hemen yukarıda bu arada Murat ve diğer arkadaş herkes çok büyük memnuniyet dile getirmiş. Valla umarım beğeniyorsunuzdur. Beğen butonuna da basıyorsunuzdur. Çünkü ben hiç kontrol edemiyorum onları. Şimdi yukarıda bir altcoin sorusu görmüştüm. Heh. OPN. OPN bilmiyorum. Evet, ben de açacağım Bak. şimdi CoinMarketCap ekrana vereceğim. Sen de orada şöyle Çok iyi yalandan bir sor. Sor Origin sor. protokol diyor. Origin protokol. Evet. Buradan da. OGN, NFT Marketplace ve DAO Yok tokenı lan bu market ORN pool. ne çıktı bu? OGN çıktı yavrum. OGN, Origin protokol ise OGN. Origin protokol değil. OPN yazınca çık. Ha, OPN yazmışım. OPN coin. OPN, Origin olmuyor mu? CoinMarketCap'te çıkmıyor. Open Source Network var OPN olarak. Evet, teknik analizden Ondan mı çıktı. bahsediyorsun? Şeyden TradingView'dan çıktı. Ama şeyden bulamadım. GTO'da listeli. OPN. Aynen sadece Gateway Mexico'da. Arkasında hiç partner yok. Yani hiç kapital yok. DeFi projesiymiş. Hangi ağda? BSC ağında. BNB düşerken çıkması da ilginç. Token'ın %100 sirkülasyonunu da bile. Yani yorum yapmak için veri bile yok hocam. Hacim de yok ya. Ben 4 saatlikte bakıyorum. Ölüyüm onlar. Günlük 100 bin dolar hacmi var. Hani biri ki Sat. az bir şey token satsa düşer aşağı bu. Satın alan arkadaşa kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki altcoin'e geçiyoruz efendim. Alayım. Ve ne var? Ya bu nasıl okunur ki ya Hüseyin abi? Benim İngilizcem kötü abi. Hüseyin Yaylan'ın yorumunu okur musun hocam? Terşolt mu? Ders hold diye bir dakika. Heh, senin İngilizcen vardır. Sen kemik kullanan adamsın. Arkadaşlar okuması kolay olanlarına sorun ya. Bizi burada Hold. rezil etmeyin oğlum millete karşı. Ayıp değil mi? Vicdanınız yok mu kardeşimiz? Nedir hocam bu? Ama bu şey privacy diyor. Gizlilik tokenı. Ha. Yani bu tokenı alıp sattığında arkasında kimden kime gittiği takip edilemiyor. Hiç duymadım bu tokenı ama ilginç bir şekilde iki tane yatırımcısı var. Ve yatırımcıları da A16Z ile Coinbase. Yani iki Amerikan şirketinin gizlilik tokenına yatırım yapıp SEC'e kafa tutması çok ilginç ama market cap bayağı yüksek 256 milyon dolar. Mantık olarak güzel bir token aslında. Listeleme fiyatlarına falan gelebilir. A16Z'nin yatırım yapması beni çok şaşırttı buna. Gizlilik tokenına bu kadar yatırım ve çok ciddi yatırımlar var. İlginç, takibe değer bir proje bence hocam. Sirkülasyonun %90'ı piyasada çünkü. Ve yeni bir proje. Çok eski bir proje de değil yani. 26 5 yıl Mayıs'ta doğada değer görememiş. 26 Mayıs'ta işaret vermişim buna siyah alanı. 26 Mayıs neresi? 26 Mayıs şuradayken yani 0,025'teyken 0,015 hain bu lan. 0,016'dan dönmüş. Yatırım yapılır bence bu projeye. Var ya bir 10x'i olabilir bu projenin. Vallahi. Yani şey temel tarafı da iyi duruyor. Yatırımcıları çok ilginç. Yani A16Z fiyat 20 kat aşağı düşsün diye bir projeye yatırım yapmaz. Şu projeye zaten A16Z 6 milyon dolar hacim var. Tahtaya bugün 10 milyon dolar soksa bu proje zaten ikisi arabada uçur. Merkeziyetsiz tarafta zaten yok gibi. Sen bizi Yeni yak. Swap'ta var Sen yatırım. bizi yakacaksın hocam. Millette para kalmadı. Bir yerden acil kar yap. Evet. Bak bu arada Murat demiş ki kanala boğa gelsin. Arkadaşlar yeni gördüğüm isimler var. Bunun dışında hepinizin desteği için çok teşekkür ederiz. Yayın çok güzel ilerliyor. Beğen butonuna basalım. Bak motivasyonu kaybetmeyelim. Hızlıca devam edelim. Özellikle şu an şu yayının sağ altında, yorumların altında buton var. Kalpli malpli buton. Onlara çok basın tamam mı? Onlar yayın öne çıkarıyor benim. Şimdi ID coin sorulmuş. ID. ID coin. Bakalım hocam pek duymadım. Ben hemen 2 dakika gidip geliyorum hocam. Sen ID'yi yorumla buradayım. Bulamadım bile. Tamam hocam orada bulmaya çalışayım. ID Tamam. coin. Kısaltması var mı hocam? Kısaltmasını bir yorumlara yazabilir misin ID coin'in? Kısaltması da öyle yazılıyor ya. ID USDT. Space ID var. Everest ID. Büyük ihtimal Space ID olabilir. Web3 projelerinden bir tanesiymiş. Binance destekli bir proje. Web3 projeleri biraz kendini geliştirecek de çok aşağıda kaldı. O IOTA'nın ilk gazıyla 2-3 sene önce çok güzel bir hype aldılar ama sürdürülebilirliği pek sağlayamadılar. Şimdi ilk çıkan projeler çok fazla kilitle açıldığı için güzel noktaya geldi. Ama ID Coin'in hala dolaşımda %20'si var ve Ethereum ağında. Merkeziyetsiz tarafta çok bir şey yapamamış ama yeni bir coin. Doğru. Daha boğa görmemiş. Büyük ihtimal bunun altında bir teknoloji de vardır ki Binance buna şu ayı da yatırım yapsın.
Space ID. Evet. Discovery Register. Yani API developer veriyormuş. Aslında tek temel tarafta birçok sorunu çözüyor. Yatırımcı olarak da arkasında Binance var. Bu boğa da şey arayacağız ya hocam. Hani bu kim patlamadı, kim patlayacak bu ara deyip vur çık token arayacağız ya. Tam o tokenlardan birine benziyor bu. Hani onun güzel alım yeri karı çıkartıp, içeri ana parayı çıkartıp karı içeride devam ettirilecek bir proje gibi duruyor. Şöyle grafiğini de açayım ben, bir şey var mı diye ekrana veriyorum. Grafik ekranda hiçbir şey çizmemişim. Direnç vereceğim diyeceğim. Düzgün direnç alanı da veremem. 30 sentin üstüne günlük kapanış yaparsa sırasıyla 30, oradan hızlıca 43 diyor. Ve sıradaki altcoin sorusuna geçiyoruz. Hocama da efendim. Onur demiş ki bu tokenizasyon ya da transfer olayına XRP ve Link'in çözümlerini değerlendirir misin? Gitti. Alo? Alo? Hocam bir bağlantı kesildi gibi biraz. He. Lan. Duyabiliyor musun hocam? Evet, ben buradayım. Sen beni duyuyor musun? Heh, şimdi duyuyorum hocam. Allah seni yapmasın. Ben dedim adam gitti. Tokenizasyon ya da transfer olayına XRP ve Link'in çözümlerini değerlendirir misiniz? Yani transfer konusunda XRP ilk çıktığı zaman ödeme yöntemi olarak çıktı. Yani Mastercard ve Visa kartlarıyla ne yapıyorsa ben de aynısını yapacağım dedi ve birçok ülke lisans aldı. Bu zaten XRP'yi öne çıkartan ve erken girenlerden biriydi. Yani XRP yeni ve elle tutulur bir teknoloji sunmadığı sürece şu anki market cap'i bana çok yüksek geliyor. Çünkü XRP'nin sunduğu çözümleri birçok ekosistem şu an kendi başına bile yapabiliyor. Yani Binance'ın cüzdanı olan Trust Wallet bile aslında XRP'nin yaptığı her şeyi yapabiliyor TVT. XRP'nin hype'ı sadece şu oldu, çok göz önündeydi. Davalar bilmem neler bunları hep reklam olarak. Ve o yüzden hani XRP'de çok ciddi bir yenilik gelmezse ben bir gelecek göremiyorum. Yani adından söz ettirecek bir proje olmayacak. Çünkü üzerinde doğru düzgün bir proje çıkmıyor. Kim niye XRP'yi tercih etsin? Ha, kurumsallar tercih edecekse zaten Bitcoin'le aynı şeyi yaparlar ya da en kötüsü stabil, maliyetsiz ya da dalgalanma olmadan. Yani XRP'de ben böyle mantıklı elle tutulur bir yenilik göremiyorum. 5 sene önce evet vardı. XRP'nin kendisi bile başlı başına bir fikirdi, felsefeydi. Ama sadece felsefe olarak kaldı. Valla bilmiyorum, ben XRP'nin bir tek davası, yani dava onaylanırsa oradan, yani o haklı çıkarlarsa davadan bir oradan pump görür, haber hızlı yakalarsak, yani davaya çok güvenen XRP varsa zaten alıp o kenara atsın oldu diyorum yani. yani. Pump dump coin oldu bir ara yani. Dava geliyor, düşüyor. Dava erteleniyor, çıkıyor yani. Tabii canım, 2021'de Şubat'ta o dava var, bugün akşam işte dava bu sefer kazanacak, şöyle olacak böyle olacak, ertesi gün yapıyor 2x, ondan sonra hop dava günü bir oluyor, gümbür aşağı. Vallahi en son 2018'de XRP'leri 2x'te mi 3x'te mi ne sattım. Ondan beri hiç bakmadım bile XRP'ye. Çok bir yenilik katmıyor Şimdi hocam teşekkür ederim. Arkadaşlar teknik analiz olarak, yani altcoin'lerde yayında şu an teknik analize henüz çok yer veremedik. Ağırlıklı olarak temel analiz üzerinde ilerliyoruz. Engin hocam, yani kaptan her zaman yayınlarda olmuyor. İşte atıyorum haftada bir veya belki iki, bu şekilde ilerleyeceğiz yayınlarda. Dolayısıyla bizim bu süreçte bu tarz yayınlarda ağırlığımızı temel analize. Teknik analiz noktasında çok çok acil bir durum yoksa, çok çok acil bir durum yoksa yani teknik analiz sorusu sormayın. Daha çok projesini merak ettiğiniz altcoin'leri sorun ki zamanınız boşa gitmesin. Siz de bu fırsatı iyi değerlendirin. Şimdi hocam LQT'ye sürekli yazılıyor. Ona bakmak ister misin? Ben de bir yandan ekrana vereyim neyim. olur hocam bakalım. LQT mi dedik? Evet, LQT LQT'yi UST, evet. LQ. Bakayım hemen şuradan. YS'i de var. Yok, ben onu şey açıyorum ya, teknik analiz oradan şey yapıyorum. Ekrana da verdim CoinMarketCap'i, şöyle neyi varmış neyi. Arz dolaşım falan işte bunları yazıyor. Klasik bir DeFi token. Solana'da değil miydi yanlış hatırlamıyorsam? Ben mi yanlış Bana hatırlıyorum? sorma Solana hocam, mıydı? ben gariban bir çoban. Ben nereden bileyim? Fiyat bayağı düşmüş ama bunun arkasındaki yatırımcı Alameda. Ethereum ağında Alameda'nın yatırım proje. İlginç bir proje. Bayağı açılmış. %95'i piyasada. Market cap yüksek ama bu fiyata rağmen çok yüksek. Bunun bu arada market 47 dolardayken market cap'ini gerçekten merak ettim şimdi. 1,5, 100 milyon dolar ise 4,5 milyar dolar market. Çok Allah ilginç. Allah. Şu an ben 1,5, 1,60. 1,63'te direnç görüyorum. 1,63'te direnç görüyorum. Onun üstüne günlük kapanış yaparsa ekrardan 2 dolar der. Onu görüyorum. Kısa vadeli yorumum da bu. Sen ne diyorsun hocam? İlginç Bu adam olur bir mu bu? Yoksa bir de daha derin şaşırdım mi bakmak lazım? yani. Ama bir detaylı incelemek lazım. Klasik bir defa yani banka bu. Bir banka neden bu kadar
Oy Bir oy oy arkadaş oy. yapmış. BTC Asıl önünde 43 market yapıyorlar. 44.350 BTC. Bir yandan vuruyor ha yeşil yeşil. 44.500'ü geçerse biraz 45'e kadar hacimli gider bence. Ya yapmasın mı bir 46.600 ya? Hakkıdır Yok ya, yok ya, hakkıdır. yapsın da düzeltsin. Ben dün akşam gece inş aldım spot tekrar. 18 küsürden. Ha inş gidecek ya. 25 küsür dolarda kar satış yapacağım da. Yani işte atıyorum 11 Aralık'a kadar giderse 3 gün içinde. Yani işte atıyorum. Belki ondan sonraki süreçte bu hani tren teması beklediğim için açıkçası benim kritik noktam bu ya. Hani trende mesela atıyorum. Diyelim ki 16 Aralık'ta trende çarpacak. Trende çarpınca bitiririm de. Trendleri biliyorsun. Geçen yayında konuşmuştuk bunu göstermiştim. Bak Ethereum'daki son durumu görmek ister misin? Görelim hocam. Çarptığı yere bak. 2320 dolar. Tak. Girer mi onun içine? Valla içeri girmediğim müddetçe çok rahatsız. Çünkü yukarıda 2000, zaten 2300-2600 arasında şurada sıkışsa. Üçgen yapsa. Sonra o üçgen aşağı kırıp düşse diyelim. Varsa kötü konuşalım. Olur. Aşağı kırıp düşse tam yeter yani yine bize yeter şu aradaki hareket alt Tamam. ki yukarı kırarsa zaten Ethereum boğa trendine denk geliyor o düşen trend. Aha ne güzel sorular. Bu arada Barış desteğin için teşekkür ederim. Strax hemen Strax hocama ileteceğim. Ondan sonra aşağıda bir soru gördüm. Aynur mu? Aynur'un soru mu, sorusu mu? Yo o şeymiş. O zaman o soruyu ben sorayım. Ben öyle yazıldı sandım ya. Hocam senden bir Strax yorumu rica edeceğim. Yani bunun proje olarak Strax'ın görünümü nedir? Ne düşünüyorsun? Hiç bakmak ister misin şu an? Hızlıca bakabilecek misin? Yoksa detaylı mı bakmak gerekir? Ne diyorsun? Yakın zamanda çok bakmadım Strax'a. Ama şöyle bir şey var Strax. Teknoloji olarak şunu sunuyor bize. Layer 2'lerin aslında bir gelişmiş versiyonu gibi çıkıyordu ortaya. Birkaç farklı sunumu vardı Layer 2 olarak. Bu aslında şöyle söyleyeyim. İlk versiyon Layer 2 mantığından biriydi. İnsanlar o zaman ne olduğunu anlayamadı Layer 2'nin. Çünkü çok erken de. Ethereum yeni çıkmışken yani ne sorun olabilir diye düşünüyorlar. Geçtiğimiz boğada da çok bir hype yapamadı. Çok uzun zamandır bir türlü toplayamıyor ki. Yani çok eski bir projedir. 2016'lardan falan bir projedir. Yanlış hatırlamıyorsam da 2016-2017 boğasında buradan güzel kazanç etmiştik. Bir 2-3x almıştık ki o zaman 2-3x gayet güzel bir şeydi. Ama hani çok eskisi gibi canlı değil. Sadece Binance'da hacmi var. Diğer borsalarda hiç hareketi yok. Yani çok olumlu bir şey diyemeyeceğim çünkü elimde çok ciddi bir veri yok. Yani yeniliğe ayak uyduramıyor. Bir de çıkış felsefesinden çok uzaklaştı artık proje. Ama ilk çıktığında çok heyecan yaratmıştı. Güzel bir projeydi. Şu an maliyet çok yüksek değilse çok beklenmesi taraftarı değilim. Çünkü hacim sadece Binance'da dönüyor. Diğer borsalarda doğru gün hacmi bile yok. Yarın öbür gün bir haber açıklarlar. Çok uç noktalara gelirler. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Hocam ağzına sağlık. Şimdi açıkçası ben hemen buradan arkadaşlar, dostlar. Ben şu soruyu hepinizden beklerdim. Birazdan bir soru soracağım. En azından bir kişinin sormasını beklerdim. Gerçekten beklerdim. Beni bu noktada yanılttınız. Hiç kimse bu soruyu sormadı. Bekledim belki biri sorar diye. Hatta tam dedim ki Aynur Hanım bu, o soruyu sormuş sandım. Soruyu ben soracağım. Hocam şimdi ben tır şoförüyüm ya tamam mı? Ben manavım hocam. Ben hamalım. Ben işte atıyorum sınıf öğretmeniyim. Ben bir mühendisim ama kripto paralarla yeni tanıdım. Yani benim piyasayla alakam yok gibi. Yaklaşık işte atıyorum bir senedir takip ediyorum. Teknik analizi şöyle böyle. Golden Trade Premium bu arada arkadaşlar. Ayın 10'u itibariyle başlıyor. Hemen araya reklam. Devam edelim. Ben bu şekilde yapıyorum. Teknik analiz yapıyorum. Ama temel analiz yapamıyorum. Ve ben sepet yapmak istiyorum. Bireysel yapacağım. Araştırma yapacağım. Hocam ben bir sepet yaparken bir CoinMarketCap'e girdiğim zaman tam olarak ekranda açık CoinMarketCap'te zaten. Ya da işte atıyorum CoinMarketCap'e girmeden. Neyine dikkat etmeliyim? Hocam bir projede benim için aslında ya bak şunlar varsa bu projeler biraz tırttır. En azından şu basit şeyler var. Şu birkaç adımı atlayacak dediğin temel seviyeler var mı? Var hocam. Şimdi birincisi temelde şu. Önce bir eski proje ise ya da yeni ne kadar yeni projesi buna göre değişir ama önce bir kaç adet bu token'dan basılabiliyor ya da sonsuza kadar bu token basılabiliyor. Bir buna bakmak lazım Maksimum bu arz yani. şekilde. Aynen. Bazı token'lar sonsuza kadar basılabiliyor SLP gibi. Şimdi burada biz istediğimiz teknik analizi yapalım, temel analizi yapalım. Ekipten birisi canı ne isterse kalkıp gidip o token'ı sınırsız basabiliyor. Bu sefer o fiyat öyle yerlere gider ki o kadar çok bol sıfır gelir ki bak SLP coin'i bir aç. Hemen hocam. Muhteşem bir şans şelale coin. Oyunda ödül olarak veriliyordu. Çok büyük bir beklentisi vardı. Herkes şey diyordu ama mükemmel bir sistem, ekonomi yapıldı. Hocam bump yapmış hocam. Edildi. Yalan söylüyor. Taş atma ya. Bump yapmış ya.
Aynı coin'den mi bahsediyoruz ya da Evet iki evet. sene? Ya biliyorum. Aynı coin. Temmuz 2021 falan var burada. İşte açılış 20, 28 sentten gelmiş. Önüne 3-0 eklemiş. Yani kaç kat? 1.000 dolar bassaydınız, 1 dolarınız var. Yani evet 3-0 eklemiş. Evet. Yani şimdi bu Axie Infinity oyununun şeyi, ödül token'ı. Oyunun içinde ödül veriyor. Bunu karşılıklı, bunu sonsuza kadar basabiliyor. Aynen Şu öyle. an tahta o ya. Sabah adamın canı sıkıldı. Bastı 1 milyar. O tahtayı istediği gibi aşağı indirir. Bir kriter yok önünde. Yani maksimum arz önemli. Şurası. Ekranda gösteriyorum arkadaşlar hocanın söylediği yerleri. İkincisi, ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sana Twitter'dan bir link, Telegram'dan bir link hocam, bir site linki. O sayfayı da bir ekrana verebilir misin? Tamam. Token Hemen geldi. Insight. Ahmet Ben mesela bir Sesit. projeye bakmadan önce ilk olarak buraya geliyorum. Yani CoinMarketCap'ten önce Token Insight'a bakıyorum. Bak biraz aşağı inebilir misin? Gel 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 gel. Burada yok gerçi. Oraya rastgele bir coin yazabilir misin? Sağda bir ekran, partneri bile yok. Matik yazayım o zaman. Kolay olsun bizim için. Olur. Ne oldu? Oligomatik. Geldi hocam. Aşağı doğru da indim. Biraz aşağı in. Sağda bir tablo görüyorsun. Bak Evet. buradaki 13 tane logo var. Bunlar arkasındaki yatırımcılar. Burası ne kadar güçlüyse, ha demek ki bu proje nakit sıkıntısı çekmez, teknoloji sıkıntısı çekmez. Bir sorunla karşılaştığında o sorunu nasıl çözebileceğini direkt bize verebilir. Bak mesela buradan Coinbase görüyoruz değil mi? Evet. Coinbase'in yeri bakın. Bir sonraki bu adım Binance'in yerine geçecek tek borsa Coinbase. Coinbase bir numara olacak. FTX'i de satın alıyor çünkü. Mesela şu an Coinbase'e tıklayalım. Coinbase'in yatırım yaptığı projeleri görüyorsunuz. Hiç mi sepet yapamıyorsun? Abi gir buraya. Al sana güvenlik testi. Coinbase'den Oo. daha akıllı değiliz biz. Değil mi? Harika. Git sepetini buradan git yap. Alın alın mis gibi tüyo. Bak Vallahi basit mis gibi örnek. tüyo. Bizim bilemeyeceğimiz şeyleri bu adamlar biliyor. Tabii canım adam içinde. Projenin direkt yöneticisiyle oturup konuşuyordur bunlar. Çok Bak da değilmiş burada. O kadar coin de yok. Centrifuge orada. Oradaki SEI çok umutlu olduğum bir projedir. Sui orada. Yayında Aptos soruldu az orada. önce SEI dediler. SEI nedir bu arada? Yayında az önce soruldu. O da ekosistem, layer 1 ekosistem. Ama ben Sein'in şeyi çok beğeniyorum. Arkasındaki beyin ekibi, AlphaGrowth denen bir oluşum var Amerika'da. Hatta CTO'ları Brian Colligan var. Ömrümde gördüğüm en iyi temel analiz yapan adam. Ve ilginç bir şekilde dünyada tanınmayan bir adam. Twitter'dan takip edin adamı bence. Mükemmel proje yönetiyor, inşa ediyor adam. Çok saygı duyuyorum. Ve Sein'in arkasındaki beyin olarak bu adam var. Ve Sein'in son bir haftaki grafiğine bak hocam, göreceksiniz. Allah Allah. Adam havayı kokluyor. Yani tokenomics'leri ona göre yazıyor. Onunla bir şey konuşması yapmıştık biz. Ülkeler bazında marketi yapılır ya da bir coin hangi ekosistemden çıkar diye. grafiğini Çok ekrana ilginç verdim. bir konuşmamız vardı. Bak abi, listelemeden beri bu sene listeleme üstüne gelen tek proje. Aptos da bu hale gelemedi, Sui de bu hale gelemedi. Sei geldi ama. Ve üstünden deli gibi proje çıkıyor. Buranın da ilginç. Çok yenilikçi bir DeFi'yi var. Türk DeFi'yi. Türklerin yaptığı bir DeFi ve mükemmel bir matematiği var. Adını unuttum Türkler şimdi varsa biraz uzak projenin de. kaçıyoruz ama bundan kaç. O herifler matematiği çok güzel yapıyor. Beyin tarafında az önce bahsettiğim AlphaGrowth yaptı matematiğinde. Türkler yazılımını geliştiriyor. Adam stratejileri yapıyor. Para da buradan geliyor. Coinbase veriyor arkasındaki taktik. Al sana grafik, al sana proje işte. Bu ekosistem, bu adı adından çok konuşacağız. Aptos, Sui, Sei, bu üçü gerçekten güzel kazanç sağlayacak. Bu arada yakın vadede yükseliş için de biraz daha ilerleyip 28 sentin üstüne kalıyor. Büyük ihtimalle hareketi şöyle olur. Çiziyorum. Çok pardon. Şunu şöyle çizdiğime bakmayın siz. Şöyle olabilir. Yakın zamanda böyle bir hareket de yapabilir bu arada. Yeter ki düşmesin. Nereye kadar düşmesin? Özellikle 27 sentin altında. 27 sentin altında. Şurada şunun altında kapanışlar yapmaz. Çünkü kapanışlar yaparsa 3 ay iner. Yapıyı bozuyor. Süreç uzar. Bir daha bir önceki siteye gelebilir misin hocam, Token Insight'a? Hemen geldim. Oradan son bir tüyo daha vereyim. Olur hocam. Bizde veya sorularının direkt mantığını search kısmına A16Z yazabilir. Hemen. Bu Bu da onların yatırım adamlar yaptıkları. Amerika'daki en büyük startup kapitali ve kriptoda 30 milyar dolardan fazla yatırımları var. Ne bu adamlar hiç para kaybetmediler şimdiye kadar. Bak ya hiç bak. Loka varmış ellerinde. Polkadot, APT, Ape, Sui, Near, OXT. ICP falan da var ellerinde ha. Adamların koklamadığı hiçbir şey yok ve bunlar proje not da veriyorlar mesela. Erken aşamada girdikleri proje ve bu adamlar 5 seneden önce satış yaptı. Değişik Hemen hemen değişik isimler 4 de var tane burada. ellerinde. Şurada şöyle bir şey söyleyeyim. 2 tane social fee projesi var. Bir tanesi Friends with Benefit diye. Alım yapmadım. Hala düzgün yere gelmesini bekliyorum. Bakın hiç çıkmamış projeler bile var. 5 tane. Evet. Ne yapayım? Sana takip alacağım projeler.
Bunlar da mesela Twitter'dan takip edeceğim bunların hashtag'ini, projesinin listeyi falan açacaksın. Bak Her helyum yerden var. takip Bak biliyor alacaksın. musun? Herkes helyumdan kaçarken adamın wallet'ında helyum var ve yeşil not vermiş. En Nerede göremiyorum. alttaydı, biraz daha aşağı geleceğim. Ha evet. Aşağı. Biraz daha Nova Labs'da geçiyor. Evet bu helyum. Bu ne? HNTA. BBB ne demek? Tıklarsan şey veriyor. O projeye notlandırma yapmışlar. Tip tak diye uyuyor mu? Gelişmeleri nasıl? Fiyatı pahalı mı? Ucuz mu? Strateji nasıl? Aa, mesela Biraz burada daha aşağı iki inelim ağlı mi? vardı. İki ağlı ne? Daha garanti. Ama bir de Oo. tarihi önemli. Bunun rapor ne zaman yayınlanmış? Eski tarih mi, yeni tarih mi? Ya biz bir şey söyleyeceğim. Bunlarla ilgili çok güzel yayınlar yaparız ya. Gibi hocam. Vallahi bunlar. Arkadaşlar burada öğreneceğimiz derya deniz var. Ben de öğreneceğim vallahi. Biliyorsunuz ben teknik analizciyim abi. Olmuyor yani. Temel analiz böyle yayınlardan öğrenirim işte. Abi şimdi şöyle biraz millete bok atmak gibi olmasın da gidip gen proje Dex Tool'dan ya da 1D'den araştırılmaz. Gen proje böyle araştırılmaz. Ben hani 1D'de Solana'da insanlar şunu yapıyor. Token'ı basıyorlar. Hızlıca likidite ekliyorlar 3-5 kişi. Sonra fiyatı 100x'e çıkar. Sonra oradan millete mal boşaltıyorlar. İki marketingle gel gel yap. Bak bir siteye daha girebilir misin? Hazır açılmışken Olur hocam. Atıyor musun bana? siteden. Hemen yazıyorum. Bu şeyleri hemen şöyle bilgilendireyim. Arkadaşlar bu linkleri yayından sonra Telegram'da paylaşacağım ben. Haberiniz olsun. Linkleri paylaşacağım. Zaten Engin hocamın Twitter hesabını takip ediyorum. Bilginiz olsun. Zaten sabitlenen yorumlarda bulabilirsiniz. Yani sürekli olarak takip edelim. Bak bu adamlarda iş var kardeşim. Bunlar bize para kazandırır. Her yerde linkleri bulabilirsiniz. Tıklayın. Takibi alın. Abone ol, bildirim zilini aç falan yani işte biliyorsunuz bu mevzu. Geldi mi hocam? Gönderdim linki hocam. Hemen ne bir şey soğu diyor. Evet. Açıldı, ekranı verdim. Hayda, sarımtırak bir şey geldi. Burası Solana ağında çıkan bütün tokenların ya da Solana'nın arka bahçesi burası. Burada hangi token? Mesela Bonk'u çok söylüyorlar ya. Evet. Mesela Bonk'tan bir örnek vereyim. Bonk açabiliyor musun? Yukarıda search'e yazabilirsin. Ya da yukarıdan rastgele herhangi bir token açabilirsin. Ha, oraya Bonk yazabilirsin. Tıkladım. Şimdi Solana'da şöyle bir sistem var. Bu en yeni teknoloji Ar-Ge'lerden biriydi ilk çıktığında. Biraz aşağı indiğinde 3 tane balık resmi görüyor. Ha Grafiğin evet. altında. Evet. Bu alım miktarlarını gösteriyor. En yüksek balina 10 bin dolar üstü alımları gösteriyordu. Buradaki şu an mesela her transfer arkada aşağıdaki grafiğe düşüyor. Bak en son balinalar ne zaman alım yapmışlar? Bir dakika önce. Alım ağırlıklı balina var. Ne demek ki fiyat yukarı doğru gidebilir. Balina cüzdanlarını burada targetleyip, işaretleyip bu adam ne yapıyor? Ne yapmış? Ya da bir tane balina. Bak orada 30 bin dolarlık bir balina var değil mi? Ama bir daha şey mavi balinaya tıklar mısın hocam? Tıkladım. Solana'dan Bonk'a geçiş gibi bir şey değil mi? Şu sağda bir şeyler yazıyor. Bak. Ha bak mesela şu. Onlar şey. O şey likidite eklemiş. Mor Kırmızı olan. satmış, yeşil almış. Ha et Aynen yazıyor zaten. mor Evet. likidite Type ekliyor. diyor burada. Et buy almış. Sarı ne oluyor? Remove ne demekti? Likiditeyi geri çekmiş. Ha, geri Bak çekmiş. taktik bu. Likidite ekliyor. Şey likidite provider oluyor. Aşağıda 11 bin dolarlık bir ismiyle yazmış. Arkadaşın cüzdanı bile ismiyle. En alttan ikinci. Ha Hatta evet. son 2-3 işlemi o yapmış. Yine altındaki 4 bin dolarlık da. Tıkla hocam cüzdana. Tıkladım. Mavili. Bize burada bu balinanın elinde olan keşfedilmemiş Solana tokenları veriyor. Bunlar mı varmış Ha. elinde? Bunlar var. Neymiş? Miro diye bir şey almış. 1000 dolarlık almış. Miro'yu ben hiç duymadım ömrümde. Tıkla hocam. Bakalım bu arkadaş ne biliyor da biz neyi bilmiyoruz. Değeri nasıl? Market cap'i nasıl? Mesela market 45 milyon dolarlık bir projeymiş. Günlükte de almış gidiyor. O yeni çıkmış. Al sana gen projenin kralı Tillah'ı. Bu adam 100 bin doları niye basmış? Bir daha bunun Gençler, da mavi balinasına tıkla. Bakalım kimler almış, hangi balinalar. burası Derya Deniz abi. Bak balinalar satıyor gibi. Demek ki biraz geç kalmışız. 14 dakika önce, 7 dakika önce. Bir de hemen şimdi. Bizim arkadaş buradan mesela yüklü yüklü almış gibi. Buradan takip ederek projeyi peşine incelenebilir. Mesela bunun en üstünde new pair kısmı var. Yeni listelenen projeler. Neredeydi o? Ekrandan bulmaya çalışayım. Yukarıda Explore'da mıydı? Neydi galiba? Explore sekmesine bir Ha, tıklayabilir misin new hocam? listing. Evet. Tadım açıldı. Yeni basılanlar. Bunların önce yüksek likidite olanlarına mesela 3. 4. sıradakiler Ya bu listenin şurada mı olacak aynen. likitte nerede yazıyor? Volüm diyor ya hocam. TVL ve volüm. Bu ikisi Ha, önemli. sıraladım mesela. Volüm Bonk Sol aynen. diyor. En yüksek 10. Geri kalanlar çöp. OP, Quick, yine Bonk USDC, Monkey, Quick mesela Quick'in Technique'e Lou. mesela bakılabilir. Hacmi bir Quick mesela Technique'de iyi veriyorsa TradingView'dan belki bir denenebilir. Yani burada da şöyledir.
Burada ya alacağın token 10 dolar 20 dolar çöpe Uy. atacaksın. Bu para kumar gibi düşün. Shiba'yı ben böyle keşfetmiştim. 1x yapmıştım. Ya çok güzel Sonra şeyler bir daha anlattın denk ya. gelmedim. Shiba'yı buradan mı keşfettin? Bunun şey tarafından, BSC ağı tarafından Dex Tool var. He. Dex Tool Ama şu oralarda an bunları Solana yükseldiği keşfetmiştim. için mesela bunlara bakmak da Hype burada. aynen Alım öyle. burada ve Aynen benimle öyle. hareketleri önemli. Solana artarsa da bunlar artacak çünkü. Dostlar yemin ederim efsanevi bilgiler geliyor. İyi dinleyin. Bak bu tarz şeyleri gerçekten her yerde bulamazsınız. Ben 3 yıldır neredeyse yayın yapıyorum. O kadar video çektim. Teknik analizle ilgili çok şey yaptım ama bak sizlerden de çoğunuz şu an diyorsunuz ki hani ben ilk defa görüyorum bunları diyorsunuz. Ya bunlar çok kıymetli bilgiler. O yüzden mümkün mertebe şu an etkileşimi en tavan yapın, anladın mı? Basın geçin yani. Biz de gaza gelelim, değil mi hocam? Valla o zaman bir haber daha var şimdi mi? Bunun Bir gibi bir dakika. şeyle bilgiyle Özelden şunu yazsana bana. anlayamadım hiç. Bana özelden yazsana hocam. Şöyle diyeyim, Aptos'un bunu keşfedebileceğimiz havuzu söyleyeyim mi? Aa tamam dur. Onu da 3. yayına saklayalım o zaman. Zaten saat 12 yaptırıyor, yayındayız hocam. Aynen hocam. Çünkü şimdi Solana bayağı büyüdü. Tabii şimdi Aptos da bu kadar büyüyecek olsa ve bu havuzu biz erkenden keşfedip ilk çıkacak projeleri orada keşfettiğimizde ne olacak? tabii canım. Millet çıldırıyor şu an. Hocam sen neymişsin falan yazıyorlar sana. Abi adam Twitter'da senelerdir tweet atıyor da siz görmüyorsunuz. 200-300 bin takipçili tweet fenomenlerini bir alt sanıyorsunuz. Ne alakası var? İçinden geçer. O da ilginçtir hocam, biliyor musun? 11 bin takipçinin en az 1000 tanesi Türk ve dünyadaki bütün fenomenler. Valla. Yani beni çok şey kimse takip etmiyor genelde. Hep şey fenomenler daha çok takip. Bakıyorum tweetleri kopyalıyorlar, kendileri yazıyorlar falan. Olacak hocam, Yani olacak, dert etme. Biz seni göklere çok tweet çıkaracağız atmaya burada. vakit bulamıyorum hocam, sıkıntı orada. Vaktim olsa eyvallah yazalım da ben 5 gün uğraştım bugünkü Aptos yazısını yazmak için. Arkadaşlar Bitiremiyorsun belli bir yerden sonra. Engin hocamıza gerçekten yani vasıtayla bize biz de yani bak burada senelerdir çırpınıyoruz. Bizi de bilen bilir az çok işte. Neyse sonra ya, yine like dilenci diyorlar. Konuşmayacağım da siz şey için söylüyorum. Yani bundan sonraki durumda dimanda abone olup bildirim ziline basın. Çünkü biz Engin hocamla böyle yayınlara çıkacağız ve Engin hocam böyle yayınları hatta böyle YouTube'da hiç yayına katılmıyorsun değil mi hocam? Nadir. Senin yayına katılıyorum hocam ya. Ya sen harika bir adamsın ya. Bak şu an var ya eridim bittim şurada. Şimdi böyle olduğu için yani mümkün mertebe bir dahaki yayında burada olmaya çalışın. Ben tweet atacağım. Yayın bilgilendirmesi oradan gelecek. Yine Engin hocam da oradan kendi hesabından RT'liyor. Bu bilgilendirmeyi. Takipte kalın. Hocam sen de tamamsan artık burada noktalayalım. Son söyleyeceğim bir şeyler varsa onları sürprizini de bir sonraki yayına bırakalım. Aynen hocam. Bir sonraki yayında diğer sürprize geçeriz. Şeyde de bir soru da bana özelden gelmişti. Hani RBA'lara ne zaman alım yapı? Ah. Ben RBA sepetini 2 hafta önce falan komple bütün hani elimde olan olmayan ki ben elimde olanları alış fiyatıyla beraber yazıyorum. Hani aldın almadın muhabbeti olmasın. Ya Sabitlenen teknik yorumlarda. tarafına Evet hocam. öne çıkanlar da var, şey de var. Oradan projelere bakabilirsiniz ama alım için teknik analizine bakın. Bir de ben uzun vadeli, ben bazı projelerde alım yapacakken fiyata bakmıyorum. Yani bu benim temel stratejim. Mesela ben aldığım bir projeyi beğendiysem, onu beğendiysem, yani ben onu 6 ay eksiye bile gitse zoruma gitmez. Taşırım onu. Yani öyle o psikolojide yatırım. Ama şey çok daha kolay oluyor. Teknik tarafından bakarsanız ki ben zaten şey yapıyorum. Golden Trade hocama soruyorum. Hocam buna gireyim mi, bekleyeyim mi diyorum. O da diyor buraya gelirse diyor eklersin. Emri giriyorum oraya, bırakıp çıkıyorum. Oradan elbet gelir. Cansın hocam sağ olasın, var olasın. Arkadaşlar bakın Engin hocamın Twitter hesabını ekrana yansıttım. Şu anda profil bu. Bu da bizim fakirhane. Kendinize iyi bakın. Hocam ağzına sağlık. Gerçekten her yayın büyüleyici geçiyor. Herkes çok etkileniyor. Genel itibariyle yani beklediğimizden daha iyi, daha heyecanlı, daha öğretici. Ya şu yorumları okudukça çıldırıyorum ya. Bayılıyorum böyle şeyleri gördükçe. Şimdi biz hep teknik analiz yaptığımız için ben böyle yorum alamam. Çünkü niye? Destekleyen çizeceğiz, anladın mı? Adam zaten ama sen sihirbaz gibisin. Arif gibisin. Bir çıkıyorsun yayına. Ortalığı karıştırıyorsun yemin ederim. Gerçekten eline Estağfurullah sağlık. hocam. Müthiş bir adam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı. Çok ya interaktif olunca yayın konu konuyu açarak bak hiç beklenmedik yerlere geliyor konu. Çünkü konuşacak o kadar çok konu var ki bir konuya sabit kalındığında çok gidilemiyor, çok işlenemiyor. Buradan zaten önemli olan nokta karşılıklı interaktif. Bu kadar sorular güzel gelmese belki bu son konulara hiç geçemeyecektik, Son soruyu da ben sordum da çaktırma. aklımıza gelmeyecekti. Olsun hocam. Ya dedim o kadar şu soruyu sorun diye. İçim... Hocam bizden bir isteyen arzun var mı? Seni takibi alıyoruz her yerden. Destekliyoruz. Bildirimlerin açık. Hoşuna giden bir proje olduğu zaman tweet at. Hemen yanındayız. Yorumlarla, beğenilerle hemen desteğiniz. Kendinize O zaman kendine çok iyi bak. çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Güzel yayında katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. 2024 gerçekten bizim yılımız olacak. Oradan güzel güzel kazançlarımızı elde edeceğiz zaten. Benim isteğim herkesin
Cansın hocam. Sağ ol, var ol. Eksik olma hiç. Arkadaşlar yayına katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Mümkün mertebe ayrılmadan, yayından çıkmadan beğen butonu dediğim gibi takibi falan açın ki bir dahaki yayına. Cümleten Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Hocam sana da iyi geceler. Anlayacağım iyi.